İyi akşamlar sevgili seyirciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir aradan sonra Spor Toto Süper Ligi ara verildiği için biz de bir ara vermiştik ve liglerle beraber beyaz futbolda sahaya indi. Bugün önemli bir gün, Türk ordusu için, Muzaffer Türk ordusu için gerçekten çok özel bir gün. Her şeyi bıraktık. Galatasaray'da başkan seçilen 37. başkanı olan Mustafa Cengiz Beyefendi'yi, Fenerbahçe'nin son dakikada 90+3'te gelen golünü, Beşiktaş'ın yarın oynayacağı karşılaşmayı, Başakşehir'i, transferleri hepsini bir kenara bıraktık. Şu anda konuşmamız gereken tek bir konu var. Afrin. Afrin operasyonu. Afrin'e bir operasyon düzenleniyor ve hava kuvvetlerimiz özellikle inanılmaz bir şekilde Türkiye'nin de dualarını alarak bu operasyona başladılar. Tabii en büyük şey de burada geçmiş olsun Dursun Özbek diyelim. Evet. Hava giden avlandı. Hatalarının kurbanı oldu. Dinletemedik, anlatamadık ama Galatasaray'da inşallah pazartesinden itibaren Dursun Özbek bu yönetime yardımcı olur. Çünkü Dursun Özbek Galatasaray için önemli şeylere imza atmıştı. Önemli protokoller, önemli anlaşmalar vardı. Doğru. Ve Dursun Özbek'le beraber bunlar hayata geçecekti. Ama ben buradan yine söylüyorum, sevgili Mustafa Cengiz'i yürekten kutluyorum. Hakikaten çok yiğit bir adammış. Şu ortamda, böyle bir listeyle herkes çok fark atar, fark yer, bilmem ne falan dedi. Bu cesaretinden dolayı kutluyorum. Özgüveninden dolayı Mustafa Cengiz'i kutluyorum. Burada her zaman Galatasaray'da kilit Galatasaray taraftarıdır. Galatasaray taraftarı da bu zorlu görevde herhalde bu yönetimi de çok istiyorlardı. Dursun Özbek gitsin diyorlardı. Herkes hep bir ağızdan gitsin diyorlardı. Ama ben tebrik ediyorum Mustafa Cengiz'i. Ve Dursun Başkan'a da Galatasaray'a bir hizmeti olmuştur. Her şeyden önce bir Galatasaraylıdır. İyi insandır. Kötü niyetli değildir ama kötü işlere imza atmış olabilir. Mecburiyet karşısında birazdan onun detaylarına da gireceğiz. Yani o detaylarına kendini bazı şeyler için feda etti, hatalar yaptı ve koltuğu kaybetti. Belki de bir daha Galatasaray'da başkan bile olması çok zor. Çok zor çünkü şu ortamda kazanamadıysa, yani bir hafta 10 gün içinde bir iktidardaki bir başkan seçim kaybediyorsa demek ki çok büyük bir tepki vardır Ertem. Yani uzun yıllar belki de ilk defa bir iktidardaki başkan seçim kaybediyor. Güven oyu almak için bir ama sevgili başkan, listen çok zayıftı. Kabul et. Galatasaray'da bazı dinamitler var. Bu dinamitleri listen alman gerekiyordu. Bunlarla olman gerekiyordu. Çünkü her şeyden önce taraftarı, kongre üyelerini inandırman lazım. İnandırman lazım. Ama senin listen zayıftı başkan. Kusura bakma ama listen zayıftı. Çok tecrübeli bir liste değildi. Ama dediğim gibi liste çok güçlü olsaydı kazanır mıydın? O da şey ama Galatasaray'a önemli bir hizmet yaptın. Gider ayak Fatih Terim operasyonunu yaptın. Mustafa Başkan da Fatih Terim'i kozu olarak düşünüyordu. Şey, bundan sonrasını söyleyeyim sana Ertem'cim ne olacağını. Prosedür olarak Fatih Terim anlaşmalı olarak istifa edeyim ben diyecek. Hı hı. Yani bir jest olarak. Ya da diyecekler hayır hocam devam edin görevinize diyeceklerdir. Prosedür tabii olarak odur. Ama Galatasaray'ı bekleyen çok önemli bir mali bir tablo var. Mali bir yük var. Bunları nasıl üstünden kalkacaklar? İnşallah kalkarlar. Galatasaray büyük bir camiadır. Büyük bir kulüptür. Her zaman dimdik ayakta durmasını bilir. Parası olmasa da, ödenmese de, borçlar olsa da, bilmem ne de olsa ama Galatasaray Galatasaray'dır. Onun için ben Galatasaraylılara bugün kongreye giden oy atanlar hepsini tebrik ediyorum. Galatasaray'ın demek ki iradesi buna karar verdi. Yani 2,5 sene cebinden önemli paralar, önemli teminatlar, servetinin önemli bölümünü teminat olarak gösteren bir başkana git dediler. Demek ki bazı şeyler yetmiyormuş. Demek ki bizim bilmediğimiz yanlış yönetilmeler varmış ki Galatasaray içinden tanıyanlara Ertem, yani biz Dursun Özbek'le ilgili ben buradan pozitif şeyler söylemeye çalışıyordum. İyi niyetli diyordum, seviyordum. Böyle böyle işte ne yapsın adam diyordum. Hataları vardı. Hataları neydi? Fatih Terim'i getireceğim diye bazı yöneticileri göndermek zorunda kaldın. Hayır abi.
idare edecektin. Onları da kurtaracaktın. Yani anlaman lazım. Senin bu seçimi kazanıp kazanamayacağını anlaman lazım. Yani bir kulüp başkanı, iktidardaki bir başkan. Ertemciğim, iktidardaki bir başkan anlaması lazım, biliyor musun? Yani kazanıp kazanamayacağını, yani ben bir seçime gidersem, yani ben bir kongre karar alırsam kazanır mıyım, kazanamayayım mı? Yani bunu öncelikle iyi irdelemesi lazımdı. Maalesef yazık oldu. Şu an ben sana bir şey söyleyeyim. Yani Allah tabii böyle bir örnek vermiyor ama çok önemli bir yakınını kaybetmekten daha üzgündür. Çok üzgün. Şu an yani aklı almıyor nasıl kaybettiğini. Sondan ikinci sandık ya 16. sandık ya 17. sandık, yani daha açıklanmadan inanılır gibi salonu değil. Salonu terk etti. Ertem, yani adam bitmiştir bak. Çünkü kendini de Dursun tanıdığım başkan, için eski başkan. Hayatı Galatasaray, hayatı Galatasaray adamış ama sevgili başkan, sıfırdan gelmişsin. Çok zengin olmuşsun. Sıfır hata. Allah daha çok iyi etsin. Ama kötü şeyler yaptın sportif olarak. Bak, ben seni sportif olarak hep eleştirdim. Ama iyi niyetinden hiç seni şüphe etmedim. İyi niyetli adam dedim. İyi niyetli insan dedim. Ama sportif olarak, transferler olarak yanlışlar yaptın. Birkaç kişiye uydun, yanlışlar yaptın. En büyük hatan kimdi biliyor musun? Hamza Hoca'yı tutacaktın mesela, bana göre. O dönem. Tutamadın. Yönetimin içinde senden daha herhalde aktif karar verenler vardı. Onlara uydun. Onları dinledin. Taraftar çok tepkiliydi. Transferleri Erten, bak. Bu iş transferle alakalı. İyi futbolcu alırsan, iyi transfer yaparsan taraftar hiçbir şey ağzını açmaz. Birazdan Fenerbahçe örneğini vereceğiz. Bu işler tamamıyla sportif sonuçlarla alakalı Ertemciğim. Pazar günü Fatih Terim'i getirdin. Dursun Özbey'in D'si geçti mi? Yönetimin Y'si geçti mi? Hiçbir protesto oldu mu? Hayır. Olmadı. Niye? Doğru bir şey yaptın. Neden? Fatih Terim'i getirdin. Ama sen Tudor'u getirdin. Ama ondan evvel Riken'i getirdin. Yanlış. Galatasaray'ın çapı adamlar değil ki bunlar Ertem. Ya Tudor'u getiriyorsun. Tudor'la sana bir tane Latovelici'yi getiriyor. Elinde Hakan Balta var. Tribüne atıyorsun. Ya bunun mantığı var mı? Yani bir tane küçük bir şey söylüyorum. Doğru. Daha bir sürü var. Çok yanlışları yani, vardı. Yazık oldu. Evet, yazık söyleyeyim. Oldu. Yazık oldu. Allah güç versin. Dursun Özbey'e sağlığı bozulmasın. Sağlık versin. İnşallah bunu atlatacaktır ama çok zor bir akşam geçiriyordur şimdi. Allah yardımcısı olsun Dursun Özbey'in. Ben severim. Evet. İyi adamdır, eski başkan. Ama yeni başkanı Mustafa Cengiz'i ve ekibini kutluyorum. Orada benim bir arkadaşım var. Okan var. Okan Böke var. Arkadaşım benim. Yakın arkadaşlarımdan bir tanesidir. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Yani şu ortamda kimse cesaret edip çıkamadı. Evet. No name. Ben bilmiyorum. Tanıştın mı da bilmiyorum. Bir bakalım mı 17 numaraya? Vallahi tanıştın da bilmiyorum. Tanışmış olabilirim de bilmiyorum. Ama helal olsun abi adama. Vallahi helal olsun. Petrolcü kendisi. Bir bakalım. Petrolcü 17 mi? Numara. Evet. Ekrana gelsin. 1949 yılında Gaziantep'in Nisip ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Mülkiyeli. Petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleriyle faaliyet gösteriyor. Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Üç dili, evet, ana dili gibi kullanıyor, konuşabiliyor. Bir kez daha söyleyelim. 1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Petrol akaryakıt sektöründe kendi şirketleriyle faaliyet göstermekte. Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Bir şeye bakacağız. Bakalım. Ne? Ne oldu? Kazandıktan sonra yaptığı konuşmayı bir ekrana getirelim. Bir kere şeyden Ertemciğim, ben sabah evde seyrettim. İlk konuşmasını seyrettim mesela. Bütün Galatasaraylıları davet ediyorum dedi. Hangisi? Çok kibar bir adam. Çok beyefendi bir adam. Son derece çok asil bir konuşma yaptı. Yani ben Galatasaray Kongresi olsam, o konuşmasını duyup evden kalkar, pijamaları çıkarır gider, oyatmaya giderim. Çok güzel bir konuşma yaptı. Bilmiyorum o konuşma var mı? İlk birinci. Şimdi hatta bizim Sezgin'i canlı yayında gördüm o anda. İlk daha geldiğinde Galatasaray TV'ye konuşuluyordu. Galatasaray TV'yi açtım sabah evde. Oradan baktım, dinledim. Hakikaten dinleyelim. Öncesi bir derleme yapmış arkadaşlarımız. Bir görelim. Onur öyle söylüyor şu anda yardımcım. Diyor ki bir derleme yaptık diyor. Derlemeyi sonrasıyla birlikte bir birleştirmiş arkadaşlarımız. Siz fotoğraflarınızı göndermeye devam edin. Benim rejiden ricam, tweetler sürekli altta değişimli olarak gelsin. Beyaz Futbol Birlikte etiketimiz bu. Ekrana gelsin o zaman.
Şu anda canlıyız. Evet. Bugün kazandığınız seçimi. Evet. Neler söyleyeceksiniz şu anda? Ya şu anda tabii ki Galatasaray'a hizmet etmenin çok ağır, derin sorumluluğu var. Ben üzerimde bu yük var ama arkadaşlarımla birlikte, camiayla birlikte bu yükü rahatlıkla kaldıracağımıza inanıyorum. Onu söyleyeyim. Bendeki duygu öyle bir bir seçim kazanma duygusu, zafer duygusu değil. Biz abi çünkü... Ben de alalım lütfen. Buyurun. Tabii. Siz de buyurun. Buyurun efendim. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun size de. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Ve bu duygu Sayın Başkanımıza da saygımız var. Daha önceki başkanlarımıza da saygımız var. Onların da desteğini alarak bütün başkanlarımızın Galatasaray'ı el birliğiyle cami olarak gerek layık olduğu en tepelere çıkarmaya tekrar çalışacağız. Efendim siz dediniz ki seçim 5 aylık dediniz. Yine 5 aylık olarak mı? 5 ay içinde şampiyon da olsak seçime gideceğiz ama bizim çalışmalarımız 5 yıllık, 10 yıllık. Biz uzun vadeli planlar yapmayı severiz. Bizim mentalitemiz, yetişme tarzımız zaten bu. Biz gelip geçici 5 aylık değil, 3 yıllık değil. Zaten projelerimiz çok daha uzun vadeli ve sadece bizler değil. Biz ayrılsak da devam edecek proje ve yatırımların peşindeyiz ve içindeyiz. Biz stratejik öngörüler içindeyiz. Bunu da 5 ay içinde kanıtlayacağız ve biz 5 ay için değil aslında 3 yıl için geldik tabii ki. Bu demek değildir ki seçim yapmayacağız. Hayır, seçime gideceğiz ama projelerimiz 3 yıllık devam edecek. Peki efendim, herkes bu seçimi sizin kazanmanızı sürpriz olarak görüyordu. Evet. Gördüler. Ama sonuçta kazanan sizsiniz ve bugün Galatasaray'ın 37. başkanısınız. Evet. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Biz bunun böyle sizler için sürpriz olduğunu biliyoruz, farkındayız. Bu sevgili Dursun Başkan için de sürpriz oldu. Bazı değerli yaşlı abilerimiz için de sürpriz oldu ama bizim için hiç sürpriz olmadı. Eşim de biliyor. Biz bunu kazanacağımızı biliyorduk. Tam tersine bunun sorumluluğunu bu Galatasaray camiasına başkan olmak ve onu yürütebilmek asıl büyük sorumluluk. Biz asıl mücadele etmemizi gerektiren, beynimizi işgal eden ana temel o. Yoksa biz kazandık ama bugün nasılsa biliyorduk demek de kolay ama öyle olmasaydı biz bu yarışı bırakırdık zaten. Peki efendim, siz dediniz ki seçilir seçilmez. Evet. Galatasaray'da bundan sonra her şey daha farklı olacak. Eskisi olacak. Gibi olmayacak. Ne kesinlikle olacak? Mesela farklı açık, ne olacak efendim? Açık ve şeffaf olacağız. Camiayla iç içe olacağız. Hiçbir şeyi boş vaatlerde bulunmayacağız. Olması gerekeni söyleyeceğiz. Ve en önemlisi camianın desteğini alacağız. Galatasaray çok dev bir potansiyel. Uyuyan bir dev. Son yıllarda Galatasaray küskünler ordusu oldu. Toplu ayrıştı. Bu ayrıştırmayı gidermeye çalışacağız. Ve Galatasaray'ın potansiyelini, ki 30 milyon diyoruz, Galatasaray'ın dünyadaki toplam sempatizanıyla birlikte bu 100 milyona yakın. Biz bu dinamizmi harekete geçirecek force motrist ivmeleri yapmaya çalışacağız. Bizim görevimiz bu ve bunu sistematik olarak yapacağız. Sistemi oturtacağız. Mali, idari, sportif olarak. Peki efendim, Abdurrahim Albayrak ve en çok Burak Elmas futbolun başında mı olacak? Hayır. Fatih Hoca devam edecek mi? Hayır. Bununla ilgili sevgili Fatih Hoca bizim teknik direktörümüz. Teknik direktörümüz şu anda başında, başarılı ve o da bir hava, bir ivme verdi, bir atmosfer getirdi. Çok mutluyuz bundan da. Bizim prensibimizde öyle şube sorumlusu bilmem böyle şeyler yok. Biz daha modern, daha sağlıklı bir sisteme oturacağız. Bunda şube sorumluları olmamasını tercih ediyoruz. Ancak çok spesifik özel durumlarda olabilir, belli boşluklar anında olabilir ama bizim amacımız hem baskette hem futbolda işi ehline teslim etmek. Bizim hedefimiz ehliyet, liyakat ve bununla birlikte sosyal camia olduğumuz için sadakat. Galatasaray'a sadık olanları da, Galatasaray için ruhunu verenleri de her zaman öne çıkartacağız. Şu anda canlı yayında Sinan Engin ve Ertem Şener çok var. Çok selam Sinancığıma. Sizi özellikle tebrik ediyor. Cesaretinden teşekkür ederiz. Sizi kutluyor. Tabii. Ve başarılarınızın devamını diliyor şu çok anda. Çok teşekkür ederiz. Bütün Galatasaray camiasının sesiyim ben. Galatasaray'ın refleksinin sesiyim. Galatasaray'ın tepkisinin. Bu tabii sevgili Dursun Başkan'ı asla küçümsediğimiz anlamda değil. Biz ona da, yönetimine de, geçmiş yönetimlere de, bütün başkanlara bir süreç olarak teşekkür ediyoruz. Kendisine de zaten bunu biliyor kendisi. Her zaman saygılarımızı iletiyoruz. Efendim, sizi yakalamışken Ertem Şener de sizi tebrik ediyor. Teşekkür ediyorum.
diliyorum. Kariyerinizin devamı çok diliyor. Çokça iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Başarılı. Peki efendim, Galatasaray'ın bu kadroyla şampiyonluğuna inanıyor musunuz? Eksikleri var mı? Ne düşünüyorsunuz? Bu ben buna yanıt veremem. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Bütün 13 branşta şampiyonluk hedefliyoruz. Buna yanıtıcı verecek olan teknik kadrodur. Ama bizim birinci hedefimiz, ikinci yoktur, şampiyonluktur. Bunu realize edecek olan da teknik heyetimizdir. Biz yönetim olarak sadece destek oluruz. Peki efendim, Kayseri maçı var. Evet. Kayseri maçına gidecek misiniz? Florya'da futbolcularla, Fatih Hoca'yla tanışma ne zaman? Bunu sevgili şu anda biz mazbata almadık. Mevcut bir yönetim var. Biliyorsunuz yönetimin sürekliği de var. Yönetim mazbat alana kadar eski yönetim devam eder. Biz bu saygınlık içinde Sayın Dursun Özbek'in alanına, şu anda kendisi mazbatayı henüz almadığımız için görevlik şu anda eski yönetimdir. Ama bu demek değildir ki biz ilgilenmeyeceğiz. Sevgili Fatih Terim bizden isterse biz her an şu saatte bile gideriz. Kayseri maçına gidecek misiniz? Ben işte tekrar ediyorum. Mazbatayı almadığımız için bu hocamızın ve mevcut şu andaki mazbataya mevcut yönetim var şu anda. Onlara duyduğumuz saygıdan ötürü onlara bırakacağız bunu. Ama bize derlerse ki görev olarak buyurun biz çorbadan kaşığımız kırılsın diyorum. Biz görevden kaçmayız. Peki hocam. Diğer kulüplerden tebrik geldim efendim. Geldi. Sevgili Fikret Orman Başkanım aradı. Kendisini ben ayrıca tanırdım zaten. Sevgili sağ olsun devlet adamlarından telefonlar geldi. Hepsine teşekkür ediyoruz ve sanırım kendileri de gece oldu tabii, bugün cumartesi. Gelir herhalde. Fenerbahçe'den henüz almadım ama yüzlerce telefon var. Şu anda da çalıyor sizinle röportaj yaparken. Maalesef gürültüden çıkma nedenim de zaten görüşmek için. Peki efendim. Peki. Efendim siz de şu anda Sayın Mustafa Bey'in sorumluluğunu bir anlamda siz de almış olacaksınız. Tabii ki. Neler söyleyeceksiniz? Her zaman eşimin yanındayım. Destekliyorum. Tabii ki birlikte fedakarlık yapacağız. Eleştirileriniz olacak mı zaman zaman? Tabii ki işime rahatlıkla olacaktır. Peki. Efendim göreve başlamaz ilk icraatınız ne olacak? Kesinlikle mali durumun tespiti ve mali durumu düzeltmeye çalışmak ve bundan başlamak. Galatasaray borç sarmalından kurtarmak. Ana hedefimiz bu. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yaptığınız röportaj için. Çok selamlar, saygılar, başarılar. Teşekkürler. Evet. Şu anda görüyorsunuz işte Ertem Şener, Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaraylı üyelerle birlikte alkışlar içerisinde. Hemen çekiyorum. Aferin devrim. Evet. Tebrik ediyorum. Bak. Alkışlar içerisinde. Çok kibar bir adam. Müthiş. Mustafa Bey tebrikleri kabul ediyor. Başarılar. Ertem. Gelecek Sinan abi. Ya, bize oradaki mi? Görüntüyü bir iyice bir tamamlasınlar. Her anda göremiyorum ya. Sayın Başkanım. Evet. Başkan Mustafa Cengiz şu anda üyeleri kırmıyor. Herkes de tek tek resim çektiriyor. Tebrikleri kabul ediyor ve az sonra buradan ayrılacak Sayın Başkan. Evet Sayın Başkan şu anda cemiyetten ayrılmak üzere, mazbatayı aldıktan sonra göreve başlayacağını söyledi. Kolaylar gelsin. Sana samimi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. Görüşmek üzere. Sen de ne zaman ihtiyacın varsa biz buradayız. Özel olarak da teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi ki varsın. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hanginizin devresi önce? Ben biraz büyüğüm. Başkan Mustafa Cengiz. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, seçimin yorgunluğunu atmak üzere gidiyorsunuz. Çok sağ olun. Sinan'a, Ertem'e, Ergün'e çok selamlar. Teşekkürler. Saygılar, saygılar. Çok sağ olun. Evet. Şu anda Mustafa Bey cemiyetten ayrılıyor ve mazbatayı aldıktan sonra göreve başlayacağını söyledi. Florya'ya da ondan sonra gideceğini söyledi. Ve şu anda Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz. Evet, ayrıldı ama cemiyette görüyorsunuz. Tekrardan görüşürüz. Hadi canım benim. Öpüyorum. Evet, cemiyette kutlamalar devam ediyor. İçeriye doğru girelim. Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak
Bagajdan bir şey alacak olur mu? Geliyormuş Ahmet. Daha içerideymiş. Araba Ahmet'in sende mi? Cemiyetten canlı yayında görüntüler. Biraz önce Sayın Başkan Mustafa Cengiz ve hanımefendi kıymetli eşi konuştular, beraber konuştular. Burak Elmas, Sayın Burak Elmas, Sayın Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray'da Mustafa Cengiz Başkan'ın ekibinde yer alacak olan isimler şu anda cemiyetteler. Bununla ilgili sevgili Devrim Zengi şu anda içeride. Kimi bulursa bir röportaj gerçekleştirecek ki özellikle Burak Elmas Galatasaray'ın DNA'larıyla oynamayın, oynarsanız bu hale düşersiniz gibilerinden bir tweet atmıştı. Yani bu bağlamda hani yuvarlarsak bu anlama gelen bir ifadesi vardı. Burak Elmas Sen üzüldün mü Dursun Özbey'in gittiğin Ertem? Vallahi ben yorum yapamam bu konuda. Ben biraz üzüldüm abi. Biliyor musun? Yazık adam. Ya hakikaten seviyordum. Üzüldüm biliyor musun? Ama bak son derece çok kibar bir adam. Müthiş ağızda laf yapıyor. Harika da konuşuyor. Yani yanılmıyorsam herhalde Mayıs'ta tekrar bir seçim daha var. Ama evet, büyük bir cesaret. Söz vermişti çünkü. Bakın, eğer başkan seçilirse. Büyük bir cesaret. Zaten şampiyon olursa listede karşısına çıkmaz. Yani karşısına hiçbir listede çıkmaz. Şahane de bir liste yapar. Yani daha da güçlü bir liste yapar. Hiç kimse de karşısına çıkamaz. Ama Allah yardımcısı olsun. Demin de söylediğim gibi cesaretinden dolayı kutluyorum. Yani burada büyük fark da yiyebilirdi. Herkes öyle söylüyordu. Tabii. Ben hangi Galatasaraylı görsem diyor falan filan. Ama bazı derin böyle yaşlı Galatasaraylı abileri gördüğüm zaman 3000'den sonrası sıkıntı olur dedi. Mesela Mehmet Cansun Başkan'ı gördüm. Aynısını söyledi. Mesela sevgili başkan, çok sevdiğim bizim ne o? Burak Elmas'ın kayınpederine kafa gitti oğlum. Faruk Süren. Faruk Başkan'la kafam gitti her gün gördüm. Faruk Başkan'ı mesela dedim ki ya ne oldu dedim ben işte damat çıkacaktı Burak. Ya dedi çok kısa bir süre oldu dedi mesela. Hı hı. Çok bir kısa süre oldu. Olmadı. Uymadı. Yani söylemek istediğim bu kadar kısa bir sürede öyle bir liste yapıp çabuk çabuk liste yaptın. Yani Galatasaray'ın mali yapısını hiçbir şeyini incelemeden kamikaze gibi göreve geldi. Buluştuk. Abdurrahim Albayrak canlı yayında. Yok, yağmur berekettir ya. Yağmur berekettir. Evet, Abdurrahim Albayrak alana döndü diyelim mi? Evet, zaten hep sahalardayız ama. Şimdi bir kere bugünkü seçimin Galatasaray'ımıza ve Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Stüdyodaki bütün arkadaşlara enisten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi bir yayınlar diliyorum. Mutlu bir gün. Kaçtı dediler, kaçmadık işte. Kaçmadık. Serum şişesiyle beraber, kirkuş tane dikiş olan ve kaçıp masa giden, hastaneden kaçıp masa giden sadece hastaneden kaçtım ben. Galatasaray'da hiçbir görevden kaçmadım. Bundan sonra da kaçmam. Bu böyle bilinsin. İşte ucunda Allah'ıma şükür olsun. Galatasaray kazandı. Efendim Mustafa Bey'in kazanacağını kimse düşünmüyordu. Hayır, 700 oy hayır ben olur. Sabahleyin basın mensubu arkadaşlara sorabilirsiniz. Sabah çünkü bana başkanla görüştükten sonra benim ismim sporte başlığa yazıldıktan sonra binlerce telefon geldi bana. Benden teyit istediler ve bugün Hürriyet muhabirine de Habertürk muhabirine de sorabilirsiniz, teyit edebilirsiniz. Biz seçimi kazandık dedim ben. Çünkü bana gelen telefonlardan bu belliydi. Hı hı. Hiç seçime gelmek hadi istemeyenler, devrim, küsmüş olanlar. Devrim, Abdurrahim Bey herkes bugün dört Allah defa göreve geldi, dört defa şampiyonluğu var. Öyle bugün bir uğuru ve sihiri var. Mustafa Cengiz bu sene ne düşünüyor lig için? Tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum. Geldi, Aslanlar Kibir adaylığını koydu ve kazandı. Galatasaray'a yakışanı yaptı. Ben size iyi yayınlar diliyorum. Sinan Engin bir söylesin lan kardeşim. Diyor ki, söyle. Abdurrahim Albayrak diyor 4 kez göreve geldi. 4 kez takımı şampiyon yaptı. Bu sene de olacağız Allah'ın izniyle. Bu sene de olacak. Bu sene de olacak. Ne zaman iş başı? Şimdi Fatih Hoca orada, biz burada olacağız Allah'ın izniyle. I love you Fatih Hoca diyor. I love you Fatih Hoca. Rakibi kim? Devrim, rakibi kim? Dur yollara nereye gidiyorsun ya? Çok sağ ol. Abdurrahim abi gitme, nereye gidiyorsun ya? Gel Sinan abi, bunu da sormam lazım. Tamam, soruyorum. Dur sor. Diyor ki gitme diyor Sinan abi, bırakma diyor. Galatasaray'ın en önemli rakibi kim? Rakibi kim olacak diyor Galatasaray'ın? Rakip çok. En önemli rakibi kim? En güçlü adayı kim?
Yani bir şey yapmayalım ama Beşiktaş'ın kadrosu çok oturmuş. Fener'de yani her ne olursa olsun Fenerbahçe. Yani iyi bir yarış olacak diye düşünüyorum. Peki. Başakşehir'i hiç yaban atmayalım. Çok iyi kadrosu vardır yani. Yani son yıllarda bugün bizim seçim nasıl böyle kafa kafaya çekişmeli geçtiyse ligde öyle olacak diye düşünüyorum. Kayseri maçına gidecek misiniz? Kayseri maçına gitmem hoş olmaz çünkü oradaki yönetim var. Ben şimdi içeride Cengiz Başkan'la da konuştuk. Oraya gidip ben taraftar olarak giderim ama takımın sahana binip gitmem. Devrim, Burak Elmas'la nerede kalmıştık demişlerdi. Florya'da diye cevap vermiş Twitter'dan. Teşekkür ederim Sinancığım. Görüşmek üzere. Sağ ol. Burak Elmas'la Twitter'da. Tweetinizi soruyor diyor. Nerede kalmıştık Florya'da diyor. Florya'ya ne zaman gidiyorsunuz? Bir taşlar yerine otursun. Peki. Bir taşlar yerine otursun. Çok teşekkür görüşmek ederim. Yağmur yağıyor. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Ertem. Aynen mi diyorsunuz? Evet. Abdurrahim abiye teşekkür ediyoruz ama kendisine. Yağmur olduğu için fazla tutmak istemedik. Valla Devrim Zengi'yi çok... Buradan yayını kapatıyoruz. Zaten içeriye girmek de yasakmış. Devrim, en büyük tebrik sana. Stüdyoya girerken iyi yayınlar dedin. 10 dakika sonra ben böyle bir şey görmedim. Bak, biliyor musun? Seni de ıslatma arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ediyorum emekçi abilerimize. Ya. Arkadaki yanındaki abimizin ismi ne? Yanındaki abimizin ismi ne? Sağ ol. İsmi ne? Teşekkür edelim ona. Yanındaki asker evladıma selam. Diyarbakır'da asker. İsmi ne? Rahim Güneri, Emir Güneri asker. Emir Güneri'ye buradan selam. Allah Diyarbakır'da babasıyım. Konuştur biraz daha. Konuştur abiciğim. Emir Güneri'ye selamlar ama Beşiktaşlı olsun. Ona kardeşimiz takım. Biraz daha. Evet, sen ne düşünüyorsun? Hangi takım tutuyoruz? Ben futbol hiç altılı oynuyorum. Öyle mi? Hiç futbola bakmıyorum. Devrim Zengi kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii gönlümde Beşiktaş var. Yayınımıza yardımcı olsun. Var. Size de teşekkür ettim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Şener ve Sinan Engin'in de çok selamları var. İnşallah Cenab-ı Allah muvaffak eder. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Allah yardımcı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya. Evet, Ertem Şener, Sinan Engin yayını kapatıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Sen bombaya. Emin Güneri Diyarbakır. Emin Güneri askermiş. Öpüyorum sevgili asker kardeşimiz. Diyarbakır'a buradan bütün askerlerimize selamlar. Ya Ertem, buradan içeri girerken Devrim'i gördüm ben burada. Bir böyle işte şey dedi Sinan abi dedi Aykut Kocaman falan filan dedi. Öyle dedi. Şimdi sen burada röportajı verirken ben bant zannediyorum. Sen diyorsun ki bana hayır abi orada nasıl gittin? Ben Dursun Özbey'in gittiğine üzüldüm. Galatasaray taraftarı üzülmüş müdür sence? Vole'de yaptığım bir anket var. Bir anket yaptım. Anket. Galatasaray taraftarına soruyorum. Acaba üzüldüler mi? Ben üzüldüm. Duygusal olarak üzüldüm. Sinan Engin'in Vole'de yaptığı anket ekrana geliyor. Güncelleyebilirsiniz Vole'nizi. iOS, Android uygulamalarını cep telefonlarınıza, tabletlerinize indirebilirsiniz. Bu ankete siz de katılın. Galatasaraylılar, Dursun Özbek'in gitmesine üzüldünüz mü? Evet üzüldüm %43.7. Hayır üzülmedim %56.3. Şu anda sevgili seyirciler, şu anda yapılan anket bu. Galatasaraylılar, Dursun Özbek'in bakalım kaç gitmesine bin oy gelecek, üzüldünüz çok merak ediyorum. Şimdi... bugüne bir kez daha gidiyoruz. Sayın Başkan Mustafa Cengiz, yeni başkan Şeyburnu'nda daha mazbatasını almadı ama Dursun Başkan'la bir araya geliyorlar. 16. sandık sonuçları açıklandığında artık diyor ki anladım diyor Dursun Başkan. Sesler ben biraz kaybettim boğuk geliyor diyor. Ertem diyorlar. Efendim? Ayşe sesler boğuk geliyor diyor. Mikrofonlarımızda... Seslerimiz biraz boğuk geliyormuş arkadaşlar. Sesçi arkadaşlarımız sesimiz biraz boğuk geliyormuş. Bir kez daha söylüyorum. Mustafa Cengiz Başkan 16. sandıkta artık yavaş yavaş garantiliyordu. Garantiledikten sonra da Dursun Başkan daha henüz 17. ve 18. sandık sonuçları açıklanmadan salonu terk etti. Yanına gitti ve Beyaz Futbol'un mikrofonu vardı yanında. Sezgin Gelmez vardı. Reklam mı dedik? Tamam, önce reklam, sonrasında biraz merak ettirelim. Transfer haberlerimiz var, gelişmeler var. Çok birazdan var, beraberiz. Çok şey var, çok. Yılmaz Akansu'ya hoş geldin koçum. Hoş geldin diyoruz. Kayseri'nin sevgili dostu. Kayseri'ye de selamlar buradan. Yılmaz Akansu kardeşim. Evet sevgili seyirciler, hemen şunu belirtelim. Biraz önce belirtmiştim, tekrar söylüyorum. Sinan abi beni çok güzel bir yerde uyardı kaset yayına girdiğinde. Bilmeyenler vardır. Dursun Başkan 16. ya da 17. sandıkta. 18 sandık var çünkü. 18 sandıkta oylar kullanıldı. 18. sandık açılmadan ya da 17. sandık açılmadan... Dursun Başkan geldi Mustafa Cengiz'in yanına. İşte tebriklerini dile getirdi. Değil mi? Son kaybettiğini görüntü, evet. Biliyor o an. Kaybettiğini anlıyor tabii, anlıyor. Kaybettiğini anlıyor. O görüntüyü bir kez daha izleyelim. Bakalım neler yaşandı.
Evet Sayın Başkan, aynı zamanda Sinan abinin biraz önce bana söylediği müthiş de bir hatip böyle. İnanılmaz. Bir de CV'de çok kuvvetli. Vurguları mükemmel, yani, diksiyon mükemmel. Müthiş. CV kuvvetli, çok kültürlü, çok üst düzey bir adam yani. Baksana nasıl konuşuyor abi. Tık tık evet. Tık tık tık. Üçlü hiç. Çektirmesini. Müthiş. Interkom'u kapatabilir misiniz arkadaşlar? Normal ya. Normal. Bu arada biraz taraftarlar gene biraz orada taraftarlara da nabız tutmak lazım Ertemciğim. Yani nihayetinde şu an başkan ama bu zamanlarda Galatasaray taraftarıydı. Tabii. Yani hepsi Galatasaraylı. Tabii. Yani Galatasaray sevdalısı. Ama dediğim gibi çok cesaretli bir adammış. Yani şu ortamda çıktı. İktidarı devirdi. İktidarı devirdi yani tarihinde. Aynen. Çok zor yani başkanların devrilmesi. Yok şöyle bir yanlış bilgilendirme yaptı Sayın Başkan heyecandan. Hangisi? Muhakkak heyecandan Sayın Başkan benden çok daha iyi biliyordur kendisi. 1996 seçimini Sayın Alp Yalman'dan Sayın Faruk Süren almıştı. O olabilir. Bir de yanılmıyorsam herhalde Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, rahmetli Özhan Canaydın. Bu üçüncü galiba eğer yanılmıyorsam. Yanılmıyorsam ama Sayın Başkan burada tabii heyecanla çok beyefendi, çok kaliteli bir adam. Tıpkı Dursun Başkan gibi aynı şekilde. Bu arada benim çok sevgili arkadaşım Emre, eşi Hande, Tuğba, Gökay, Mina ve Ömer seyrediyorlarmış. Buradan çok çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Emre özellikle çok mutlu olmuş Sayın Başkan'ın kazanmasından dolayı. Emre seni ayrıca kutluyorum. Evet, Sinan abi. Orada Okan Böke var bizim ekonomist bir arkadaşımız. Başkanın listesinde. Ona da buradan başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum Okan kardeşimi de. Şimdi üçlü çektirmesine bir gidelim mi? Üçlü çektirme bir hayli konuşulmuştu. Üçlü çektirmesini bir ekrana getirelim Sayın Başkan'ın. Şimdi işin ilginç tarafı şu, geçtiğimiz günlerde Sayın Başkan, eski Başkan Dursun Özbek, hadi salonu yıkalım demişti, kırmızı deyip sarı demişti hatırlarsan evet, Sinan abi. Salon gerçekten yıkıldı. Ya abi, hani bir ironi yapıyorum ama yıkıldı gerçekten, başına yıkıldı resmen. Ertemciğim, yarın ne olacağı hiç bilemezsin. Hele Dursun Özbek bunu iyi analiz etmesi lazımdı. Yani nasıl böyle bir hata yaptı? Yani aynen öylesine. Nasıl böyle bir hata yaptı? Büyük hata. Bak ben hep şunu söylüyordum biliyor musun? Ne diyordum hatırla geçen seneden beri? Yap bir liste, git seçime bu Galatasaray taraftarının nabzını al, değil mi? Nabzını evet. Al veya ateşini, evet. Bir gazını al. Kazanırsan, sen kazanırsan bu Galatasaray taraftarı sana bundan sonra saygı duyar. Ama görünür ki bugün Ultra Aslan bir taraf oldu. Yani Dursun Özbek'in karşısında oldu. Bir Fatih Terim'i getirdi, iki yönetimi seçtirdi. Yani bu yönetimin de gelmesini çok istedi. Yani Ertemciğim bu ne gibi ne biliyor musun? Taraftarla aran iyi değilse işin çok zor. Galatasaray, tabii. Dursun Özbek, Ultra Aslan'la arası hiç iyi olmadı. Abi bu görünen şu Galatasaray'da. Ultra Aslan'la aran iyi değilse işin çok zor arkadaş. Kesinlikle. Bu Ergin Ataman bizim yayına bağlandığı zaman da ben söyledim aynısını. Ergin Ataman'la dedim ki bu işi düzeltmek lazım, bu işin kavgaya girmemek lazım dediydim o zaman hatırlarsa sevgili Ergin Hoca. Çok zor. Yani Galatasaray'da çok ağır bir durum var. Ultra Aslan durumu var. Yani Galatasaray'ın çimentosu Ultra Aslan'dır arkadaşlar. Bu net. Net. Bu belli oldu. Fatih Terim'i getirmesiyle beraber daha önce Riker'inkiyle ilgili, Tudor'la da ilgili. Yani ne isterse onu yapıyor Ultra Aslan. Ne isterse onu yapıyor. Ama artık bu başkanıza da destek olun. Çünkü bu başkan bunu hak etti bu cesaretiyle. Bu cesaretiyle hak etti. En azından sizin istediğinizi yaptı. Tabii. Yani taraftarın istediğini yaptı. Yani hep diyorsunuz ya şimdi ben burada Dursun Özbey'i belki de Türk televizyonlarında benim kadar pozitif konuşan yoktu. Bizim Buğra,
Ultra Aslan Buğra bana geliyor, dedi ki ya Sinan abi, Galatasaraylılar diyor ki işte Sinan abi mouse mu yapıyor? Yok. İnandım işte. Sportif olarak başarılı mı? Değil. Ha bugün hatayı düzeltir, ha hatayı düzeltir, düzeltir ama hiçbir türlü hatalardan düzeltemedi hatalarını. Güzeldi. Dolayısıyla ne oldu? Bugün gittin. Yeni başkan geldi. Hep ne diyorlardı? Sosyal medyadan takip ediyoruz. Aman Dursun Özbek'ten kurtulalım da kim gelirse gelsin. Bu oldu. Yani konu artık buraya geldi. Ama sen eğer kongre yapmamasaydın, kongre kararı almasaydın, Fatih Terim'i 5 tane 6 tane yöneticiye saf dışı edeyim de Fatih Terim'i getireyim, ben bu seçimi kazanırım diye düşündün. Sana bunu aklı da kim verdiyse hata yaptın. Ha abi iyi liste yap. Bir kere Abdurrahim Albayrak gibi adam var mesela. Evet. Alacaksın. Çünkü sen çok yumuşak. Emir ya Sarıgül. Kalsın. Alacaksın. Bu tip adamları böyle Burak Haldun Elmas. Sünel. Bakın Burak Elmas, Haldun. Bu tip böyle adamları alacaksın. Camiada daha önce çalışmış, başarılı olmuş, deneyimli olan adamları alacaksın. Ama ne yaptın? No name bir tablo kurdun Ertem. No name bir tablo kurdu. Liste yaptın kendine. Alamazsın. Kazanamazsın. Doğru. Çünkü sordum, gördüm Galatasaraylılara, gördüm ki nasıl dedim Dursun Başkan'ın listesi. Çok zayıf liste. Tamamıyla kendi etkisi altında kalabilecek. Tamamıyla hiçbir türlü sesini çıkarmayacak liste denildi. Galatasaraylıların söylediklerini söylüyorum. Yani gördüğüm Galatasaraylılar. Onun için yani bari olağanüstü kongreye gidiyorsun. Güçlü bir liste yap. Camianın içinden adamları al. Olmaz. Hep bana olmaz. Hep ben konuşacağım olmaz Ertan. Ben çok önemli birkaç isimle konuştum Galatasaray'dan. Eğer Mayıs'ta bu kongreyi yapsaydı Dursun Özbek kesin kazanırdı. Sırf Ertem, 10 gün sonra, 20 gün sonra, bir ay sonra şey milleti rakiplerini hazırlıksız yakalamak için bir bahane uydurduğunu düşünenler var. Bağışlasın Sayın Başkan. Ertemciğim ben öyle düşünmüyorum. Eğer önümüzdeki Dursun sezon Başkanı Galatasaray, eğer Galatasaray önümüzdeki sezon şampiyon olsa bile Dursun Özbek'in kazanması şüpheli abi. Listeyle alakalı bu işler. İyi liste yapacaksın Ertem. Liste önemli. Bak hakikaten önemli. Ben baktım abi. Ben gördüm, baktım. Burak Elmas'ın tweetlerini görüyorum, okuyorum. Abdurrahim Alba bakıyorum falan filan. Bir anda tablo değişti. Tabii. Öyle deme. Çok büyük yani etkisi liste oldu. Liste çok tabii. Önemli. Kim bağlandı dedi sen? Dursun Başkan'a. Nereye bağlanıyor abi Dursun Başkan? Yalvardık yakardık, o kadar buradan çağrı yaptık. Başkanken bağlanmadı. Bugün nasıl bağlanacak belki ya? Belki başkan değilken bağlanır. Ya yok abi. Bu arada Kulüpler Birliği Başkanlığı da nereye düştü Sayın abi? Başkanın. Nereye bağlanıyor? Kulüpler Birliği'ne de yeni bağlanamaz. Bir başkan seçilecek. Bunun da altını çizerek bağlanamaz belirtelim. Bağlanamaz abi. Nereye bağlanıyor? Bir kere bağlanmadı ya. O kadar söyledik, bir kere bağlanmadı abi. Bir kere ama ben üzüldüm. Yani çünkü çok iyi niyetli bir insandı. Üzüldüm ama bir beyefendi geldi. Yeni bir beyefendi geldi. Onun için de hayırlı olsun. Evet, Kulüpler Birliği Başkanlığı için iki isim şu anda ön planda deniliyor. Aldığım iki isim, bir tanesi Alanya Spor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu. Diğeri de Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Muharrem Usta. İki isim üzerinde gidip geliniyormuş. Bir tanesi Alanya Spor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu. Diğeri de Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Muharrem Usta. Bu iki isimden birisinin Kulüpler Birliği Başkanı olacağı söyleniyor, iddia ediliyor. İddia ediliyor diyelim. Hızlı hızlı geçeceğim şimdi. Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlar bekliyor. Ama öncesinde Sinan abiye bir sürpriz yapalım. Ya. 21 numarayı bir getirelim. Kendisi önemli bir avukatımızdır. Önemli bir hukukçumuzdur. Ha, gitti, sevgili kongreye kardeşim, gitti bugün. Canım kızım. Elif, evet. Engin. Galatasaray kongre üyesi. O da bugün gitti. Sezgin güldürmüş onu yalnız. Elif Hanım gitti bugün. Oyunu kullandı. Allah nazardan esirgesin. Dincer abisi de gitti beraber. Onu vereceğim. Dincer onu vereceğim. Önce bir Elif'i verelim. Önce bir Elif'i verelim. Getirelim ekrana. Elif Hanım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersin? Ya inşallah Galatasaray'ımız için en hayırlısı neyse o olacak. Ne çıkarsa her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. İnşallah öyle olacak Sezgin abi. Şunu sorayım ben sana. Baban koyu bir Beşiktaşlı. Sen Galatasaraylısın. Bizim evde öyle bir şey yok. Biz herkes özgür. Düşünce özgürlüğü. Takımımızda da özgürüz. Ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorum. Yani ben Galatasaray'la birlikte büyüdüm. Şampiyon olacak. İnşallah Galatasaray olur. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben böyle polemikli sorulara girmiyorum Sezgin abi. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim.
başka senin? Elif, Türkiye'nin en büyük hukukçularından bir İnşallah. Tanesi olacak. İnşallah. Çok çok özel bir isim. İnşallah. Bizim Sezgin, manevi kardeşimiz Sezgin güldürüyormuş onu. Sezgin güldürmüş onu. Sezgin dedik bana güldürdüm biraz Elif'i dedim. Evet, şimdi Dinçer Azapan'a gidelim. Nerede Dinçer abi? Sevgili benim kardeşim. Dinçer Azapan, o da bugün kongredeydi. Galatasaray'ın kongre üyelerinden. Sevgili Dinçer Azapan'ı bir ekrana getirelim. Evet, Dinçer Azapan, oyununuzu kullandınız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Galatasaray için. Ne düşünüyorsunuz seçimle ilgili? Vallahi sonuçta kazanacak Galatasaray. İnşallah hayırlısı olur. Ama iki başkanımızın arasında çok bir fark olacağını sanmıyorum. Duyduğumuz lobilere göre. Bakalım kısmet. Kim kazanırsa kazansın. Bizim başımızın üstünde yeri var. Peki yeni dönemde ne düşünüyorsunuz Galatasaray Fatih Hoca ile Fatih Terim'le yola çıktı. Devam edecek. İyi bir seçim mi Galatasaray bundan sonra tabii, nasıl günler bekliyor? Tabii çok iyi bir seçim bence Fatih Hoca. Geç bile kalınmış bir seçim. Ama bakacağız önümüzdeki haftalarda gidiş durumuna göre Fenerbahçe, Beşiktaş puan kaybederse %80-90 Galatasaray şampiyon olur. Olur. İnşallah. Peki Dursun Özbek 2,5 yıldır görev yapıyor. Dursun Özbek'in icraatlarından bir Galatasaraylı olarak memnun musunuz? Ya bazılarından memnunuz, bazılarından değiliz yani tüm kongre üyeleri gibi. Bakalım bu son zamanlarda Fatih Hoca'yı alması, bir takım yerleri satması falan Galatasaraylıların biraz gönlüne su septi. İyi olacak, inşallah iyi olacak. Ben Dursun Başkan'a güveniyorum yani. Evet, Beyaz Futbol ikinci yarıya başlıyor. Şu anda Ertem Şener ve Sinan Engin Dinçer Azapan'ı izliyor. Meşhur Dinço işte burada. Evet, Sinan abi. Çok selamlar. Sinan abime, Sinan abim benim canımdır. Manevi babam. Çok selamlar. Ertem'e de öyle. Bütün stüdyodakilere, Serkan'a, Onur'a hepsine çok selamlar. Hepinizi seviyorum. Peki. Evet, Dinçer Azapan'a çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olsunlar. Bu arada şunu belirtelim. Galatasaray'da transfer isimleri sürekli konuşuluyor, ediliyor. Sürekli gündemde. Sezgin Gelmez'i de yürekten kutluyorum. Bu sabah erken saatlerden itibaren kongre salonundaydı. Akşama kadar inanılmaz bir mücadele verdi. Çalıştılar. Mehmet İzmirlioğlu, sevgili kameraman arkadaşım, beraberce çalıştılar. Onları da kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Evra'dan Galatasaray paylaşımı var. Bir ekrana getireceğiz. Galatasaray'da sol bek ismi için konuşulan, düşünülen bir isim. Fenerbahçeliler bekliyorsunuz. Birazdan yazıyorsunuz. Evet. Bekleyin Fenerbahçeliler birazdan. Bir getirelim ekrana Evra'nın açıklamasını. Serkan Dünleroğlu'ndan rica edeceğim. 24 numarayı ekrana getirelim. Dinçer'le benziyor aslında Evra'ya. Evet. Walking hard like usual, but can I just say a massive thanks to all the Galatasaray fans, because I'm not playing for your team, and you show me so much love. So marhaba, gule gule, I love this game. Walking hard like usual, but can I just say a massive thanks to all the Galatasaray fans, because I'm not playing for your team, and you show me so much love. So marhaba, gule gule, I love this game. Hep ben maçlarda söylerdim hatırlarsanız. 23 kardeşi var diye işte o Evra. Manchester United'ın eski efsane ismi. Sonrasında Marsilya. Ama Marsilya'da o taraftara tribüne döner tekmesi. Daha doğrusu tekmesi. Tribüne tekme atması. Tribündeki taraftara tekme çok atmasından sonra. Marsilya tarafından sözleşmesi feshedildi. Kendisine ceza geldi ama ne olduysa o fes'ten sonra oldu. Kendisini Instagram'a verdi. Sürekli garip garip videolar çekiyor. Sürekli enteresan paylaşımlarda bulunuyor. Delirmiş bir tane yani? Bornozlu bir paylaşım var, enteresan. Delirdi mi yani? Yani inanılır gibi değil. Bana çok tuhaf geliyor. Ben Fatih Hoca'nın eğer yani transfer düşünüyorsa benim tanıdığım Sinan Engin'in, Fatih Terim'in bu tip isimlere biraz dikkatli olacağını düşünüyorum. Biraz şova dönük. Yani antrenmandan uzak gibi. Ben Galatasaray'ın zor görüyorum transfer. Yani çok zor görüyorum. Transfer. Yani Evra faydalı olabilir mi sence Sinan abi? Galatasaray'ın transfer ihtiyacı yok ki. Galatasaray'ın bir tane transfer ihtiyacı vardı. Yok abi, Hakan Balta var. O Latovic'i oynatırsın. Lines var. Kaydırırsın. Fatih Terim orayı çözer. Abi Galatasaray'ın bir tane transfer ihtiyacı vardı. Teknik direktör transfer ihtiyacı vardı. Doğru. Galatasaray'ın kadrosu kötü kadro değil. Galatasaray'ın iyi kadrosu. Önemli olan Galatasaray'ın Kuşadası'na selamlar. Benim üstünün, bizim Hüsnü Hoçar'ın çocukları bunlar. Hepsi aslında Beşiktaşlı. Bak bunların hepsi Beyaz Futbol hayranları. Beyaz Futbol hayranları. Ertem, Yiğit ve Demir. Maşallah. Öpüyorum yeğenlerimi. Maşallah. Yani Allah nazarına şimdi ne biliyor musun Ertem'cim? Galatasaray futbol takımının neresine oyuncu alacaksın sen? Sol bek. Var abi, Hakan Balta'yı da orada oynatırsın. Hazır kaydırırsın. Lines'e kaydırırsın. Latovic'i kaydırırsın. Bir şey oynatırsın. Galatasaray'ın bir oyuncu eğer ön tarafa alması için bugün işte o gün uçaktan beraber geldik.
Havaalanında karşılaştık. Fikret Orman, Umut Güner falan, işte bizim Şafak, hep beraber otur. Bir oyuncu almak 10-15 milyon euro en kötü. Yani ya, cepten çıkacak para. Çünkü öyle üst düzey oyuncu alman gerekiyor. Ondan dolayı rakamlar çok yüksek. Hele Ocak transferi en zor. Çok şimdi zor. Ocak'ta diyorlar ki mesela şu konuşmalar var. Ne dediklerini bir dakika sonra Sinan tamam. Abi. Reklamdan sonra konuşalım. Kaç dakika reklam? Maşallah. Kaç dakika reklam? Öyle mi? Akan su reklamı mı? Bir reklama gidiyoruz Sinan abicim. Reklamdan sonra evet kesmek zorundayım. Reklamdan sonra Sinan Engin'in transferle ilgili Ocak transferi. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Çok önemli açıklamaları var. Siz fotoğraflarınızı, tweetlerinizi yollamaya devam Yılmaz edin. Yılmaz Akansu'ya mı gidiyoruz? Tweet diyorum. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra beraberiz. Evet, Sinan Engin bir cumartesi klasiği. Birazdan özlediniz biliyorum. Hatırlarsanız bundan aylar öncesinden Fatih Terim'le ilgili açıklamalar yapmıştı. Arda'yla ilgili konuşmuştu. Her şeyle ilgili konuşmuştu ama transfer saati devam ediyor. Transferle ilgili konuşmalarımıza devam edeceğiz. Transfer dosyamızı açacağız. Şu anda defter burada. Bilgisayarımız burada. Beşiktaş'la ilgili sıcak gelişmeler neler var? Beşiktaş golcüsü kim olacak? Orman. Fenerbahçe futbolcu alacak mı, olmayacak mı? Almayacak mı? Çok zor abi. Bunların hepsini konuşacağız. Ama önce Uğur Çiftçi. Bundan yaklaşık 15 gün öncesinde Ertan Süzgün beni aradı. Dedi ki, Beyaz Futbol, Derin Futbol ekibinden sevgili Ertan Süzgün. Dedi ki, Ertem abi dedi, Ümit Davala dedi, Antalya'da şu anda. Uğur Çiftçi'yi seyrediyor. Gençler Birliği'nden Uğur Çiftçi'yi seyrediyor. Fotoğrafları gönderdi. Görüntüyü bir ekrana getirelim. Ve biz haberleri verdik. Sonrasında Ümit Davala'nın bu görüntüsü, Ümit Davala'nın bu görüntüsü, Uğur Çiftçi'yi izlerken çekilen görüntü. Herkes dediler ki ya yok abartmayın falan filan derken Ertan Süzgün'ün bu özel haberi 2 gün önce medyada çıkmaya başladı. Tekrar söyleyelim. Ümit Davala Fatih Terim'e çok olumlu rapor vermiş. Uğur Çiftçi konusunda Galatasaray'ın nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Şimdi de Galatasaray'ın alması bekleniyor. Şimdi ya da sezon sonunda. Hiç belli olmaz deniliyor. Olay budur. Bunun Ertem, altını çizerek belirtelim. Bir sol bek bu kadar çok önemli değildir. Bak, şimdi yerli olayına fahsizlerim önemli. Yavaş yavaş dönüyorlar. Yavaş tabii. Yavaş yerli transferlere dönülüyor. Yavaş yavaş ileriye dönük dönülüyor ama Galatasaray'ın önemli olan acil ihtiyacı Fatih Terim'di. Teknik direktörü ihtiyacı vardı. Bunu gördü. Bundan sonra top Fatih Terim'de. Tamamıyla bildiğimiz kadarıyla Mustafa Başkan da tamamıyla bir Fatih Terim hayranı, Fatih Terimci. O da biliyor. Aklın yolu bir. Yani bütün camia biz de buradan dedik Fatih Terim, Fatih Terim. Herkes kızdı bana hatta. Yani Fenerlisi, Beşiktaşlısı, başka takımlarısı kızdı. Kardeşim niye Fatih Terim bu kadar istiyorsunuz? Niye getiriyorsunuz? Fatih Terim yine bela olacak başımıza bilmem ne falan. Ne alakası var? Doğru neyse onu söylüyoruz. Biz burada takımdaşlık yapmıyoruz. Evet. Yani neyse bir takıma ne lazımsa onu söylüyoruz. Aklın yolu birdir. Biz bu tip yorum yapmamız lazım. İnsanları da böyle yönlendirmemiz lazım ve böyle fikir vermemiz lazım. Kalkacak yani Beşiktaş'ın veya Fenerbahçe'nin başka Trabzon'un menfaati doğrultusunda kalkıpça yani yok Galatasaray işte aman gitsin mutlaka yabancı alsın. Değil. Olmaz. Yalan söylemiş oluruz. Yanlış konuşmuş oluruz. Onun için doğruyu söyledik. Galatasaray'ın bundan sonra en iyi antrenörü, futbolcusu Fatih Terim'dir abicim. Top Fatih Terim'in kucağındadır. Bundan sonra işi Fatih Terim. Ne hatası, sevabı da Fatih Terim'dedir. Bakın, bütün her şeyin sorumlusu bundan sonra Fatih Terim'dir. Biz Fatih Terim'e inandık, güvendik. Onun için Galatasaray takımının... Sen bana söyle abi, Belhanda'nın iyisini alamazsın. Belhanda'nın iyisini almaya kalksan 10-15 milyon. Belhanda'dan da Ndiaye'den de memnun değil hocam, onu söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim, bunu alamam. İlk defa söylüyorum. Ndiaye'ye git bugün satarsın, 10-15'e satarsın. Alamazsın iyisini. İşte döndük, uçakta beraber geldik. Fikret Orman Başkan'la beraber dedi ki Sinan. Sinancığım dedi, bak dedi... En büyük gelir bizde var dedi. 3 kulüpten daha fazla gelirimiz var dedi. Şampiyonlar Ligi, stat geliri olsun en büyük gelirimiz. Biz para sıkıntısı yaşıyoruz düşün dedi. Yani öteki takımlar çok zor. Ben Fenerbahçelisi'yle de konuşuyorum, onunla da konuşuyorum. Almak çok zor. Ertem bak eski, şimdi bak diyor ki bana Fikret Başkan Ertem çok güzel. Sinan diyor senin zamanında diyor maaşlar bu kadar yüksek değil de diyor. Bir ay maaş ödemezdin diyor, 2 ay ödemezdin diyor. Kaldırırdı diyor. Ama şimdi bir futbolcunun aylık maaşı 400 bin euro Erto. Evet. 400 bin euro bir tanesinin. 15 futbolcu, 20 futbolcu olarak hesap et. 2 ay ödemediğin zaman bir katlıyor, bir daha ödemen çok zor. Bak Cengin parası gelir, hemen gider borç kapatırsın. Yani bundan sonra kulüplerin çünkü futbolcunun aldıkları paralar çok yüksek. Ocak ayında çok önemli transferler, yüksek maliyette transferler, takımlar falan beklemesinler. Kiralama. Evet, Beşiktaş... İşte gazetelerde de yazıyor, Sako,
Okako, birkaç tane daha isim var netleşmeyen. Bunlar arasında gidiyor geliyor almaya çalışıyorlar. Bir tanesini alacak ama Beşiktaş mutlak ve mutlak bir santrafor alacak. Ayrıca bana Instagram'a falan yazıyorsun. Çocuklar söylüyor ben Arda Beşiktaş aldı falan filan da demedim. Arda Beşiktaş'a gelmesin dedim ha. Arda Beşiktaş'a teklif yapıldı, Arda görüşüldü, Burak Yılmaz'a da yapıldı. Hepsi onlar ayrı. Ama olmadı. Arda'nın ben Beşiktaş'tan gelmesini istemiyordum. Çünkü Beşiktaş'ın Arda'ya şu an baktım mı ihtiyacı yok. Çünkü Arda'nın oynadığı yerde Babel var. Beşiktaş'ın santrafora ihtiyacı var. Negredo var. Bir de ne o? Mustafa Pek demek var. Negredo sakatlansa ne oldu? Yandın. Onun evet. için Beşiktaş mutlaka bir santrafor alacak. Santrafor alacak. Ama ben Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın transfer yapacağının düşüncesindeydim ama şu ortamda üst düzey transfer yaparlar mı? Zor görüyorum arkadaşlar. Zor diyorsun. Çok zor görüyorum. Vole'de Sinan abinin anketini bir ekrana getirelim görelim bakalım. Bu arada en çok transfere kimin ihtiyacı var? Yine Vole'de böyle bir anket açalım mı? Transfere Beşiktaş mı? En acil kimin transfere ihtiyacı var? Yok ben Fenerbahçe'yle ilgili Vole'de Fenerbahçe'yle. Bir şey yapacağım. Fenerbahçe'yle. Tamam benden bir tane yapalım o zaman. Sen Fenerbahçe'ye bir gelelim. En çok kimin transfere ihtiyacı Dursun var? Özbey'e... Galatasaraylılar Dursun Özbey'in gitmesine üzüldünüz mü? Ama enteresan yorumlar var. Evet altında. Üzüldüm %37.2. Hayır üzülmedim %62.8. Önemli. Demek üzülmüş. Bu üzülenler acaba Fenerbahçeliler mi? Beşiktaşlılar mı üzülenler Ertem yoksa Galatasaraylı var mıdır? Galatasaraylılardan üzülen vardır. Her şeyden önce %15. Bir Galatasaraylı'dır. Dursun Özbey'e her şeyden önce iyi adamdı abicim. İyi niyetli. Ama yanlış yönetimi var. Futbolcu transferinde kim yapıyorsa, kime güvendiyse, Riker'inki hangi akıl ona getirttirdiyse, Tudor'u hangi akıl ona getirttirdiyse gitsin ona sorsun. Evet. Başkanlığını onların yüzünden kaybettin. Kim abi Tudor? İlk gün geldiğin zaman bana kızdınız. Ben Tudor eleştirirken. Ne Tudor'u ya? Hadi Fener'e geçelim Sinan abi. Sinirlenme. Ne bombaları var biliyor musun? Yemin et. Ama söylemem. Yakışmaz. Ne bombaları var biliyor musunuz? Hem de Karabük'ten bu tarafa doğru. Geç. Geçelim Fener'e. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Aykut Hoca ile geçelim. Direkt olarak Aykut Hoca ile geçelim. 2-1 kazandılar. 2-1 Fenerbahçe kazandı Göztepe karşısında. Net bir anket istiyorum. Valbuena bu takımda oynamalı mı? İlk 11'de oynamalı mı? Bu Öyle takımda mi? Oynamalı mı? Onur yap. Daha Fenerbahçelilerden buna 50 bin falan oy bekliyorum. Bakalım ne diyeceksiniz Fenerbahçeliler? Ben bu Valbuena konusunda Aykut Hoca ile... Kavga edeceğim arada ama. Fark var ama. İlk 11'de mi oynamalı? İlk 11 abi ilk 11. Yoksa Fenerbahçe'de oynamalı mı? İlk 11. Hayır Fenerbahçe'de oynuyor zaten Ertem. İlk 11'de olmalı mı? Ben bu Valbuena ile ilgili Aykut Kocaman'la kavga ederim arkadaş. Bak çok severim Aykut Hoca'yı. Çok severim arkadaşımdır ama çok severim ama bu konuda ya ayrı düşüyoruz. Ayrı düşüyoruz Ertem. Evet. Ayrı düşüyoruz. Peki Aykut Hoca... Yürüye yürüye bu takımda oynar Valbuena. Bak yürüye yürüye. Yok Sinan abi ya. Yani sana Kim bu konuda karşı abi? Çıkmak istemem Kim ama son abi? 20 dakikadan oyuna girdi ya. Ya geç çok ya. Topu ayağına ya tuttuğu Ertem, zamanlar geç. Oldu ya. Abi niye tutuyor? Tutuyor niye tutuyor? İş yapıyor. Evet. Ertem Atıf Şişi oynuyor ya. Doğru. Yollamaya çalıştır adam oynuyor. Valbuena'yı kim aldı? Valbuena'yı kim aldı sevgili kocaman? Aykut Hoca aldı. Abi niye oynatmıyorsun? Ben antrenmanı bilmem. Antrenmanda ne yapıyor bilmiyorum. Kampta ne yapar bilmem nasıl davranır. Ama ben sahaya girip çıktığı zaman kaprisim onlara ben bakmam. Adam alırken bakacaksın. Konuşacaksın, yöneteceksiniz. İşte bak Şenol Güneş yönetiyor. Ama sevgili Aykut Kocaman yapma. Şimdi Aykut Kocaman maçtan sonra ne söyledi onu merak evet. ediyorum ben. Fenerbahçe takım ben bugün 2-1 kazandı ya. Arkadaş hiç sizi kandırmasın. Ben sonuca göre konuşmam. Fenerbahçe bana ışık vermedi. Yani o coşkusu yok. Fenerbahçe'nin o coşkusu, o temposu yok. Fernando kilo vermiş. Bir 10 kilo falan vermiş. Evet biraz daha canlanmış. İdeal santraforudur. Fenerbahçe'nin bana göre şu an hepsinden öndedir. Evet bana göre solda Adodan'da önde olabilir. İçeride özellikle sağ santraforu. Ama yine de yetmiyor. Kenarlar yetmiyor. Ben Atıf Şeşu'yu çözemiyorum. Et mi balık mı tavuk mu? Giuliano topçunun kralı. Bak iyi futbolcu. Allah'a ver. Giuliano'ya lafım yok. Futbolcu. Ama arkadaş, Fenerbahçe'nin en önemli yeri santraforu. Kaç senedir oraya bir tane santrafor alamadı ya. Bu Van Persie'den de kurtulduk. Evet. Aman abi kurtulduk yani ya. Galatasaray Fenerbahçe iki tane koltuğu kaybetti. İki tane kombine gitti Fenerbahçe biliyor musun şu an? Karı koca her hafta maça gidiyorlardı. İki taraftar eksik şu an Fenerbahçe'nin.
Fenerbahçe bundan kurtuldu. Fenerbahçelilerin gözü aydın. Hala bakıyorum ben sosyal medyada. Fenerbahçeliler şöyle paylaşım yapıyorlar. Bu maçta hatırlanacak. Beşiktaş maçında böyle bir. Buradan 15-20-23 milyon euronuzu aldı gitti be. Adam 10 tane gol attı toplam be. Hala avunuyorsunuz hala. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Biraz paranızın sahibi olun. Paranızın kıymetini bilin. Van Beşiktaş'ta iki şampiyonunu gördü gitti. Ya iki şampiyonunu gördü ya. Beşiktaş'a burada gol atmış oradan. Yapmayın arkadaşlar. Yani. Fenerbahçe'nin kaç senesini yedi Van Persie biliyor musun? Onun yüzünden Fenerbahçe doğru düzgün santrafor alamadı. Doğru. 20 milyon euronun üzerinde maliyeti. 20 milyon euronun üzerinde. 20 milyon kaç para yapıyor Türk parası? 80. 80'in üzerinde. Yani ben hayatımda saysan bitiremezsin. Hayatımda görmeme ihtimalimiz yok bizim 80 trilyonu. Yani göremeyiz. 30 senedir çalışıyoruz, göremedik, göremeyiz de bundan sonra da yani. 80 peki. Trilyon para Van Persie 10 tane maç oynadı. Fenerbahçeliler böyle hatırlasın. Fenerbahçe böyle. Yapmayın, bırakın bu işleri ya. Bırakın bu işleri. Ben biliyorum Fenerbahçelilerin onunla ilgili neler çektiğini. Fenerbahçe yönetenlerin. Dinleyelim Aykut Hoca'nı. Aykut, hayır öyle değil. Sadece videoyu, Onur. Ne Onur, videosu var? Sadece videoyu. Yok sadece videoyu. Aykut Kocaman'ın basın toplantısını bir getirelim ekranlarınıza. Fenerbahçe'nin oynayacağı 5-6 maç Fenerbahçe'nin hedefini belirleyecek. Siz de aynı görüştesiniz. Buradan toplayacağınız kaç puan size hedefe ulaştırır? İkinci sorum da hocam, rakipler az da olsa ufak tefek transferler yaptılar. Fenerbahçe'de de sakatlıklar oluyor. Sizin kadronuz şampiyonluk için yeterli mi? Hala bir isteğiniz var mı? Fenerbahçe'nin bu kadrosu sizi hedefe ulaştırır mı? Puanla ilgili birkaç sefer söyledim. Bir tekrarlamaya gerek var mı bilmiyorum ama bu genel puan beklentileri ve benzerlerini de, ama bu 6 haftalık bu maçı da koyarak söylüyorum periyot için. Tabii ki söylenecek en önemli şey Başakşehir, Trabzon var hemen iki deplasman haftaya. Arkasından Başakşehir deplasmanı, arkasından Beşiktaş deplasmanı. İçeride oynayacağımız ve Gençler ve Alanya maçı var. Aynı zamanda biraz evvel Göztepe maçı. Temel amaç Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Temel amaç 18 puan tabii ki. Bunu yaparsak nereye doğru gideceğini biliyoruz. Ama buradan itibaren 18 puandan itibaren deplasmandaki maçlardan minimum kayıp bu andan itibaren çok büyük anlam kazanacak gibi gözüküyor. O nedenle bir puanlama bu maçlar için söylemek kolay değil. Çünkü bugünkü maçta da görüldüğü gibi her takım son derece sert, her takım son derece organize, her takımın bir amacı var ve artık iyi yönetiliyor ve fazla yabancıdan dolayı aynı zamanda tecrübeli oyuncular da çok fazla. Dolayısıyla minimum kayıp demek lazım. Bir puan tarafına girmeyelim. İkinci bölümü şuydu. Bizim en büyük ihtiyacımız, en büyük transferimiz şu heyecan, güzel, istek çok güzel. Yani takımda da var, taraftarımızda da var. Bu çok net gözüküyor. Ama bu birikmiş o psikoloji ve bunun yarattığı o gergin ortam aynı zamanda. Burayı düzeltebilmek, yani taraftarımızla sıkıntıları da, sevinçleri de aynı anda beraber yaşamaya başlamayı hissedebilirsek zaten en büyük transferimiz olacak gibi gözüküyor. Ama böyle gidersek 10 tane daha futbolcu alsak gene transfer ihtiyacı doğacak. Çünkü her sene buraya 10 tane 12 tane oyuncular alıyor zaten. Sonuçta bu hale geliyorsa, sonunda hala transfer gidiyorsa demek ki temel problemlerden bir temel. Buradaki konuşmasının sebebi şu Sinan abi, izlemeyenler vardır. Bir, Dirar'a çok büyük tepki vardı. İkincisi, Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon diye inledi bir ara tribünler. Çok bunu erken. Belirtelim. Bakın, şimdi Aykut Kocaman, şurada katılıyorum Aykut Kocaman'a. En iyi transferimiz taraftardır. Bakın, burada katılıyorum. Hı hı. Ama en iyi transfer taraftar olması için senin oynaman bravo lazım. Senin o ışığı vermen lazım. Doğru. Göstermen, o coşkuyu göstermen lazım. Fenerbahçe bu coşkuda oynamıyor Ertem. Oynamıyor. Fenerbahçe'nin yani oyununa baktığın zaman şimdi bir bakıyorsun, seyrediyorsun. Bir Fenerbahçe olarak diyorsun ki ya ulan şu Fenerbahçe'ye bak ya, çok da keyif veriyor. Şöyle sağdan soldan da boğuyoruz. Yok, öyle bir şey yok. Yani Fenerbahçe takımı göndermeyi düşündüğün oyuncular şu an senin kurtarıcın. Atıf
Aynen öyle. Fernando. Yani iki tane önemli oyuncu var. Göndermeyi düşündün, gönderemedin. Yerini aldın. Yerini aldın. Avrupa'nın en iyi takımlarından aldın. Valbuena'yı oynatmıyorsun. Oynatmıyorsun. Mesela. Şimdi Aykut Hocam'a katılmıyorum. Buraya 10 tane oyuncu. Hayır abi. Al bakalım sen buraya bir tane Babel gibi, bir tane Gomez gibi, bir tane santrafor. Bir Babel al, bir Gomez al bakalım. Koy bakalım. Ne oluyor? Bir anda takım değişiyor mu? Koy bir de Talisca'yı bakalım. Oraya. Babel, Talisca, Gomez. Koy 3 tane koy. 10 taneye gerek yok. 3 tane o tip oyuncu al bakalım ne oluyor? Giuliano'ya laf söylüyoruz mu? Hayır. Valbuena'ya söylüyoruz mu? Futbolcu bunlar. Bana göre diğer... Bakın taraftar şunu bilmeli. Taraftar şunu bir kere bilmeli. Arkadaşlar bakın. Fenerbahçe'de yaklaşan bir kongre var. Siz eğer... Ha şimdi bu bir enerji, negatif bir enerjinin üzerine geldi Aykut Kocaman. Şimdi iki senenin üzerine kötü giden bir Fenerbahçe. Hı hı. Ve bunun üzerine bir takım kurdu. Ve bugün de bu takım aynı seviyede iyi oynamıyor. Aynı seviyede devam ediyor. Yani taraftar bu takımın oynadığı futboldan memnun değil. Şimdi ne oluyor? Ulan diyor. Şimdi belki bazen iyi niyetli olmayan taraftarlar da şöyle diyordur. Aa, buradan takımı protesto edelim. Takım kötü gitsin. Aziz Yıldırım seçimi kaybetsin. Veya bu takıma zarar verir. Aykut Kocaman'ın bakın veryansın ettiği korun bu. Serzenişi bu aslında Aykut Kocaman'ın. Yani bu tezahüratlar olduğu sürece takıma, kulübe zarar veriyor. Doğru. Yani Aziz Yıldırım'a zarar veriyoruz, verelim gibi düşünce var. Ama hayır, bence bu takıma zarar veriyor. Ha, şimdi ben sevgili Aykut Kocaman'a bir şey söylüyorum. Sevgili Aykut Kocaman, sen bugün başlasaydın Göztepe maçına. 2-0, 3-0 yapsaydın maçı. 2-1, 3-1 veya 3-1 devam etseydin. Ne taraftar protesto ederdi, hiçbir şey yapmazdı. Zaten en acı şey ne biliyor musun? Şu kendi taraftarının, kendi futbolcusunun protesto etmesi. Arkadaşlar bekleyin 90+4. Ondan sonra yapın protestonuzu. Bekleyin ne oldu? Bugün işte protesto ettiğiniz ne? Diyar mı? Dirar. Dirar ortayı yaptı. Evet, asist ve savunmaya çarptı, gol oldu. Yani kısacası arkadaşlar en protesto ettiğiniz İsmail asist yapıyor. Yapmayın. Fenerbahçe bu kadrosuyla gidecek. Bu görüntü bu. Siz de Fenerbahçe'nin eğer şampiyon olmasını istiyorsanız Aykut Hoca şunu söylemişti. Yani iyi niyetli bir taraftar grubu takımını desteklemişsin diyor. Yani bundan sonra takımı protesto eden taraftar çok iyi niyetli gibi düşünmüyorum gibi bence bunu aslında beyan etmek istiyor Ertem. Yani sözleri bu. En büyük transfer taraftarımız olur diyor. Doğru doğru. Ama, aynen aynen dediniz. Ama söylüyorum. Sevgili Aykut Kocaman, malzemeyi iyi kullan. Bence ha sen bu takıma Konya'dan daha evvel bu takıma yani Konya'da devam ederken antrenörlükte böyle bir sıkıntı yoktur. Geldin. Çoğu transferleri hem de sen yaptın. O gitsin, o kalsın bunların hepsini sen yaptın. Valbuena ya sana bir eğer bir terbiyesizlik yapmıyorsa, yaptıysa kadroluşu bırakırsın. Bir dakika gelmeyin oraya daha. Yapmadıysa, eğer bir şey yapmadıysa futbol olarak Valbuena bu takımda oynar. Sinan abi kaldığımız yerden devam edelim, bitirelim. Aykut Hoca'yı bir bitirelim. Evet. Demektir. Benim için esas baktığım yerde ben çalışmaya inanan, düzene inanan, bunun için düzeltmelere inanan, hata yapan, hatalarını düzelten bir grubuz. Söylediğim gibi bu tarafa da gidiyoruz. Bunun için de temsil ettiğimiz grubun bu güzel heyecanının içinde biraz daha oyuncuları biraz daha anlayabilirlerse bizim için en büyük transfer bu olur. İç çekişmenin ötesine taşımam lazım bu takımı. Yani biz Fenerbahçeliyiz yani her şeyden evvel. Ortak menfaatimiz de Fenerbahçe. Bu kadar basit yani. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Herhalde buna seyirci demek lazım. Taraftar, çünkü taraftarlık başka bir şey gibi gözüküyor. İkinci bölüm başladı ki ikinci bölümde bazı oyuncuların sürekli... Bak bu cümle çok önemli Sinan biliyorum, abi. Biliyorum. Bak ben hiç burayı dinlemedim. Demek istediğini söyledim. Bak ilk konuşmasından Ertem bunu söylemek istedim ben. Tabii orada bak, söyledi zaten. Onun için anladım. Kestim ya. Yani en büyük transfer taraftar. Takımı işte protesto ettiğin zaman iyi tabii. Niyetli değilsiniz. Yani evet. Takım. Ama işte onun için bu tribünde arkadaşlar gerginlik oyuncularımızı olur. Oyuncularımızı anlarlarsa yine en büyük transfer o olur tribünler diyor. Tribünler bölünmesin arkadaşlar. Bakın biz doğruyu söylüyoruz. Ne diyoruz burada? Kötü niyetine burada kimseye takım kötü gitsin diye konuşmuyoruz. Ama eğer taraftar ha bakarsın şampiyonluk şansı gider.
arka arkaya maçlar kaybedersin içeride. O zaman en doğal hakkındır, protesto edersin. Ama şu an Fenerbahçe'nin çok önemli 6 tane, 5 tane daha maçı var. 5 tane. 5 tane daha maçı var. Dolayısıyla bu 5 maçta eğer Fenerbahçe istediği puanları çıkarırsa yarış devam eder, yarış da gider. Çıkaramazsa o zaman sen protestonu yaparsın. Şampiyonluğu eğer baktım, kaybettim matematiksel olarak, o zaman yapabilirsin. O zaman Aykut Kocaman diyemez. Bu taraftar değilsiniz, ıslıklayanlar işte, iyi niyetli değiller falan filan işte falan filan, onu diyebilir. Onu da o zaman diyebilirsin. Yani onda sıkıntı yok. O zaman iş bitti çünkü. Ama bugün aklı da Aykut Kocaman, daha erken. Abi daha birinci hafta içeride oynuyorsun. Göztepe taş gibi bir takım. Tamam, Fenerbahçe çok iyi mi? Değil. Şimdi bu Göztepe'ye Galatasaray'da zorlandı. Zar zor yendi. Yani onun için yani Fenerbahçe taraftarının bu seçim zamanı, seçim arifesinde, bakın seçim arifesinde futbol takımını meze yapmayın. Bak Ertem, bir fotoğraf verin. Bir Fenerbahçeli yani kongre üyesi gibi konuşuyor gibi oldum yani. Öyle düşün artık şu an. Yani ne diyorum? Fenerbahçe'nin eğer futbol takımının iyi gitmesini istiyorsanız, takımınıza matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ettiği sürece destek olun. Seçim malzemesi yapmayın. Yani ben tribünde bağırayım, ta futbolcular etkilensin, takım kötü gitsin. Takım kötü gitsin, Aziz Yıldırım seçimi kaybetsin. Bu mantıktan gitmez. Aykut Kocaman da işte bunu söylüyor arkadaşlar. Fenerbahçe kendi içindeki kendi dinamikleridir. Fenerbahçe taraftarı kendini nasıl artık motive eder, nasıl konsantre eder, maçlarına ne eder onu ben bilmiyorum. Ama bugünkü 2-1'lik maç sizi kandırmasın. Fenerbahçe bugün bana göre iyi oynamadı, iyi ışık vermedi. Söylüyorum, Fenerbahçe futbol takımının oyunu düzen, oyun kuran, topu ön tarafa doğru giden, iyi pas yapan, çalım atan, araya top, teşebbüs eden en önemli oyuncusu Valbuena'dır. Valbuena'sız, ha Babel vardır orada, Valbuena'yı oynatmazsın. Quaresma vardır, bekletirsin. Ama şu an bence oranın en iyi oyuncusu Valbuena. Ne oldu bizim vole? Fenerbahçelilere soracağım. Voleyi getirecekler Sinan abi. Aykut Hoca devam ediyor çünkü. Valbuena ile ilgili. Tabii Valbuena ile ilgili konuşuyor. Bir ekrana getirelim. Islıklanma haline doğru gitti. Yani biraz evvel söylediğim için şimdi burada da söyleyeceğim. Ya biz gururla ve şerefle, ben dahil olmak üzere hepimiz, tamam bir taraftan mesleğimizi yapıyoruz ama oyuncular da yani o hem saha içindeki davranışları, hem gollerden, yedilen gollerden de atılan gollerden sonraki de gole verdikleri reaksiyonlar, maçı isteme halleri ve benzerleri olduğu kadar en az taraftarlar kadar hem maç kazanmayı hem de şampiyon olmayı çok istiyorlar. Bunu da çok net bir şekilde gösteriyorlar. Rakip değiliz yani. Böyle olduğu andan itibaren yani anlamak istemediğim, aslında anlamlandıramadığım demiyorum, anlamak istemediğim bir durum ortaya çıkıyor. Yani oyuncu kaçar. Bir taraftan sonra kaçar ki Allah'tan bizim oyuncularımız bu şeyde değil, durumda değil. Yani tam en zorlu periyoda girdik. 6 haftalık periyot kağıt üstünde en azından 3 tane şampiyonluk adayıyla oynayacağız. İçerideki maçlar inanılmaz derecede önemli. Ama biz bir tane hata sezona damga vuran, bunu artık anlamalıyız yani. Bu bir tarif edilecek bir durum çünkü değil, çünkü saha içinden en azından anlatılacak bir durum değil. Kaçar derken neden mi? Futbolcu kaçar. Futbolcu 75'ten sonra eğer 1-1 oldu değil mi oyun, mağlup duruma düştün, hata yapmamak için top almaktan kaçar Ertem. Teşebbüse girmez. Tabii. Yani riskli pas atmaz. Hatadan korkar. Kaçak oynar. Yani o zaman ne olur? Risk almazsan tabii öne gidemezsin. Öne gidemezsin. Bugün Fenerbahçe mesela bugün maçı kaybedebilirdi. Çok kritik 88. dakikada karşı karşıya kaçırıyor Göztepe. Dönüyor, gol yiyor. 90+3'te. Futbol bu. Enteresan bir oyun. Onun için diyor ki Aykut Kocaman, kardeşim bekle 90+4 bitsin. Ne istiyorsan söyle. Yani hadi onu söylüyorum yani. Onu söylemiyor da onu söyler hadi, gibi söylüyor. Yani. Ben de onu söylüyorum. Yani, maç bitsin. Öteki türlü futbolcu kaçar diyor. Doğru söylüyor. Bizim yani artık arkadaşlar yani bu protesto işlerini bırakmak lazım ya. Yok ya, seyrediyoruz. Bugün seyrettik işte. Cenk Tosun'un maçını seyrettik abi. Görüyor musun hiç protesto, maratosta? Yeniliyorlar, berabere kalıyorlar. Yok böyle bir şey abi. Ha, maç biter. Yuğlarsın, ıslıklarsın. O ayrı bir şeydir.
Ama yani yazık yani şu an çırpınıyor. Bakın şu an Aykut Kocaman çırpınıyor. Diyor ki abi bu taraftar nasıl biz bu taraftarı eşlik edecek bize diyor. Belli. Ben mesela biz maçta değildik bilmiyoruz. Yani Ali Koç başkan ne alakası var? Sen kardeşim Aziz Yıldırım seçim vardır, seçim zamanı vardır. Yani maçın içinde Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon bu sana bir şey sağlamaz Ertem. Hiçbir fayda sağlamaz. Ben burada Aziz Yıldırımcı ve Ali Koççu falan da değilim. Ama bir de bir futbol takımını, camiayı, maça gidemeyen insanları burada sözcüsüyüz biz. Anadolu'daki insanların. Yani maça gidemeyen insan şimdi bu protestoyu kabul ediyor mudur acaba? Yani Fenerbahçe'nin aleyhine bir protesto bu. Yani fen futbolcuyu uğurluyorsan, değişik bir menfi olarak protestolar yapıyorsan sen demek ki Fenerbahçe'nin kazanmasını istemiyorsun. E ne oldu? Fenerbahçe bugün 2-1 kazandı. Dirar kesti, Saldado vurdu, kaleci çarptı falan gol oldu. E ne olacak abi? Futbolcu en çok kazanmak isteyen. Tabii. Ama önemli olan futbolcunun kapasitesi önemli Ertemciğim. Doğru. Futbolcunun kapasitesi. Fenerbahçe futbol takımının kadrosu çok iyi kadro değil bana göre. Hep söyledim, yine de söylüyorum. Ama daha da iyi kullanabilir Aykut Hoca bu kadroyu. Elindeki malzemeyi daha iyi kullanabilir. Balbana tam da onunla ilgili konuşacak. Bir ekrana getirelim. Devam edelim. Oyuncularım. Ama takım da istiyor. Ama bir taraftan bu kadar anlamını artık anlamlandırılmaya çalışıp da anlamlandıramadığım şanssızlıklar yaşarken, saha içi hatalar ve şanssızlıklar yaşarken bir taraftan da seyircinin bir kısmının oyuncuları oyundan düşürerek hamle yapması yani dışarıda içerideki hatanın başka bir bölümü yani. Çünkü hepimiz başkalarını anlamlandırırken, konuşurken hep hatalarından bahsederiz. Ama kendi tarafıma baktığım zaman ben sütten çıkmış ak kaşığım. Herkes sütten çıkmış ak kaşık bizde. Yaptığı davranışın yaratacağı sorunu maalesef çok fazla düşünmüyor. Biz rakip değiliz. Gururla ve şerefle Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bu çocuklar da öyle. Sonuna kadar da bunu yapacağız. Bir taraftan kendi içimizde yaşadığımız bu hatalı, gerçekten affedilmeyen hatalar ve onların orantısalı. Bir taraftan da taraftarın, seyircinin bu konudaki reaksiyonu. Ondan sonra baktığınız zaman çok genç bir arkadaş, gayet de başarılı bir hakem, çok da iyi olacak gibi gözüküyor. Ancak başka sahalarda bu kadar böyle dirençli gözükmüyorlar buraya gelen hakem gibi. İnanılmaz derecede dirençli gözüküyorlar. Doğal, normal. Kendi içinde sıkıntıya düşmüş, kendi içini birbirini yemeye takın, yemeye çalışan bir grubu temsil ediyoruz şu anda. Her şeye rağmen çok kritik bir haftalar öncesinde içerideki maçlarda almamız gereken 3 puanı kazandırdığı için bütün oyuncuları can yürekten kutluyorum. Bu sevince ortak olan bütün taraftarlara da minnettarım. Ama taraftarın da kendi içinde artık bu takımın kendi takımı olduğunu lütfen unutmamasını rica ediyorum. Bizi iç çekişmeler bizi ilgilendirmiyor. İyi oynar, kötü oynar ama canla başla oynamaya çalışıyor bu çocuklar. Çok güçlü başladım. Bir karakter. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Çok güçlü bir karakter. Öyle başlayayım. Başka bir şey var mıydı bilmiyorum. Yok, sezonun başından beri, aslında bizim işimiz, evet, zaman zaman hatalar yapıyor Dirar. O bir gerçek. Basit tavrını özellikle 3. bölgede genel olarak bakıldığı zaman yüksek oyunculardan bir tanesi. Ama antrenör gözüyle bakıldığı zaman, yani maç analiz eden, maçların her saniyesini seyreden antrenör gözüyle bakıldığı zaman olmazsa olmazı bu takım. Yani seyircilerin de şunu bilmesini, taraftarların özür dilerim. Taraftarların şunu bilmesini istiyorum. Seyircilere söyleyecek bir şeyim yok çünkü. Onları sıklarlar. Çünkü doğrularla yanlışlar yer değiştirdiği için bizim ülkemizde. Esas itibariyle oyunun içinde daha fazla kendi için olanlar, sadece bizim takımımız için değil, daha belki takımlarında da böyleydi. Kendi için daha fazla mücadele edenler, bir şeyler yapmaya çalışanlar, hep her şeye bireysel açıdan baktığımız için bireyselliklerini ortaya koyanlar daha fazla tutuluyorlar. Bu bizim takımımız için de geçerli oluyor. Ama takım için son o 80 metrelik parkuru bir gidip gelen, sürekli baskı yapan, topu taşıyan, orta yapmaya çalışan, bu arada top kaybeden insanlar da zaman zaman hata yaptıkları için bu kadar mücadele eden sonraki top kayıpları da mümkün. Hatta yani bir anda eleştiri topunun tam ortasına yerleştiriyorlar.
Bu takımın, bakın, bu büyümeye çalışan kuvvetli takımın, işte rakipleri özellikle belli bir saatten sonra büyük baskı altına takımın olmazsa olmaz en büyük güçlerinden bir tanesini bildirir. Saha içinde de böyle. Aynı zamanda saha dışında da çok güçlü bir karakter. Düşeni yerden kaldıran, asla morali bozulmayan, her hata yapanın yanına gidip onu sahanın içinde tutan, bırakın kendi moralini toparlamasını, böyle bir karakter. Dolayısıyla o olduğu sürece ben de ona bu karakteri için her zaman destek olacağım. Sadece bir Fenerbahçeli olarak değil, aynı zamanda bir futbol sever olarak, aynı zamanda da gerçekten kurum için, takım için çalışan insanlara ödül vermek için. Diğer için bunları söyledi Aykut Hoca. Aykut Kocaman'ın açıklamaları bu şekilde. Ertem, Fenerbahçe'de en büyük sorun transfer falan değil. Fenerbahçe'de en büyük sorun taraftar. Aykut Kocaman'ın söylediklerinden tamamıyla diyor ki, arkadaş, sen benim takımımın direncini düşürme, futbolcunun direncini düşürme. Gel destekle takımını. Evet. Evet, Fenerbahçe'nin de buna hakkı var. Fenerbahçe teknik direktöründe bunu istemeye hakkı var. Var tabii. Çünkü en çok kazanmak isteyen futbolcu, en çok kazanmak isteyen Aykut Kocaman. Sen bekleyeceksin. Asla seçim malzemesi. Asla, asla maç bitmeden, maçın içinde, oyun içinde. Abi 2-0'da yenik duruma düşebilirsin. O maçı 3-2'de yaptırır taraftar sana. Çok olmuştur. Doğru. 3-0'dan 4-3'ler çok olmuştur böyle şey. Bunu da yapar. Taraftar en büyük transferidir bir takımın. Ama taraftarın da tabii takıma güvenmesi için, inanması için de o takım o ışığı vermesi lazım. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe nereye gidiyor bu hafta? Deplasmana mı gidiyor? Trabzon. Trabzon. Gitti Trabzon'a gel, gitti yenildi. Değil mi? Döndü içeride, yenildi. O zaman ne yapacaksın? O zaman ne yapacaksın mesela Aykut Kocaman? Ne yapar o zaman? Nasıl taraftar protesto eder mi? Eder tabii. O zaman Aykut Kocaman bir şey diyemez. O zaman bir şey diyemez. Sen iki maçı arka arkaya mesela kaybedersen taraftar protestosunu eder. Ha bugün taraftar haklı mı? Haksız. Bugün Fenerbahçe'nin galibiyetini kutluyorum. 90+3'te gol atan bir takımı kutluyorum. Bu ne demektir biliyor musun? Maçı bırakmamak demektir. Doğru. Maçı istemek demektir. Bu takımın isteğidir, bu arzusudur. Yani direncini sonuna kadar yüksek tutuyorsun ve sonuna kadar gösteriyorsun. İstiyorsun. Bu tebrik edecek. Fenerbahçe'nin galibiyetini kutluyor. Evet. Çok mu iyi oynadı? Hayır. İyi oynamadı mı? Oynamadı. Ama Fenerbahçe'nin en büyük sorunu Fenerbahçe'nin tribünleri şu an. Görüntü o. Bu tribünler bu takımı sahip çıkması için de Aykut Hoca gidecek Trabzon'da kazanacak veya içeride kaybetmeyecek. Kredi yok. Görüntü o. Ben yani Fenerbahçe 5 maç üst üste kazansa da Trabzon'u da yense, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı üst üste yense yine tribünlerde bu protestoların bir süre devam edeceğini Aykut düşünüyorum. Aykut Kocaman'a, bak şimdi bir dakika. Çünkü şimdi Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü, Beşiktaş Teknik Direktörlüğü, Galatasaray, İstanbul, bu üçünün teknik direktörlüğü çok zor. Çok zor ama ateşten gömlek. Çok önemli bir ünvan. Çok önemli. Yani büyük bir şöhret. Büyük bir gurur. Bu üç takımın hocası olmak, İstanbul olduğu için söylüyorum. Tamam. Yani Başakşehir'inde büyüktür yanlış anlı her takımın. Tamam. Ama kendimizi kandırmayalım. Her futbolcunun hayali üç tane İstanbul takımında oynamaktır. Tamam. Burada da her futbolcunun hayali İstanbul'da teknik direktör olmaktır. Yani bu takımlarda. Doğru. Aykut Kocaman'a da Fenerbahçe bu şansı vermiş. Herkese vermediler. Niye? Taraftar seviyor, istiyor. Değil mi? Bir daha gelemez denilen, değil mi? Evet. Aykut Kocaman'ı getiriyor. Evet. Yeminini bozuyor. Evet. Onun için de Aykut Kocaman ona göre dayanıklı olacak. Ama burada dayanıklı olması için bir şey söylemiyor ki. Ertem, siz dayanıklı aslında olması söylediniz için, başında tamam çok da, güzel anlattınız. 96-4'te söylüyor da. Orada diyor ki adam, yani sen dirençli olacaksın. Bir de denedin. Ankara'da Osmanlı maçından sonra istifayı denedin. Ama onunla ilgisi yok ki Sinan abi bugün söylediğinin. Diyor ki 20. dakikada protestolar başladı tamam, diyor. İşte oraya geleceğim. Denedin. Denedin. Ne yaptın? Taraftar işte dediler ki aman ay kocamansız olmaz yönetim falan filan. Doğru. Dedi. Sana yönetim güvendi. Ama sen acaba doğru malzemeyi yapıp kullanıyor musun Ertem? Doğru malzemeyi kullanıyor musun? Sezon başında bir sürü şeyler çıktı. Mesela Ozan Tufan niye yok? Anlatılsın. Soruyorlar, ben soruyorum. Devamlı antrenmandan sonra
Bursa Yeniköprü'den yarım saatmiş yol, 45 dakika Bursa'ya gidiyormuş. Gidemez abi. Ben sebebini biliyorum. Yarın da canlı yayında açıklayacağız. Yarın bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Mesela Ozan Tufan. Abi niye milli takımda oynuyor? Fenerbahçe'de oynayamıyor mesela. Valbuena'yı oynattın. Aldın. Sen aldın. Oynatmıyorsun. Yeterli değil işte diyorsun. Atıf'ı yollamaya çalışıyorsun. Kulüp bulamadın. Atıf'ı oynatıyorsun yerine. Hı hı. Ya bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Şimdi Saldado'yu sen alıyorsun. Yeri alıyorsun, getiriyorsun. Buraya yan sen işte cezalı galiba değil evet. mi? Cezalı. Ondan sonra dönüyorsun Fernando'da. Yani Aykut Kocaman tamam da sen de dirençli olacaksın. Ama sen de doğru yaptın mı bazı şeyleri? Sen de doğru yaptın mı? Fenerbahçe taraftarı ha 20. dakikada protesto ettim ben bilmiyorum. Ama ben devrime sorduğumda maçın içinde protesto vardı ama var 20. dakikada başladı mı yanlış yapmış. Çok erken başladı, erken bak, başladı. O zaman top yanlış. Dirar'a geldiği anda tribünler protesto ediyordu. Abi Dirar niye ediyorlar abi? Yan senin bu arada baş parmağında bir sakatlık Ertem, olduğu Dirar'ı için niye ediyorlar cezalı değil. Dirar'ı niye ediyorlar abi Dirar? Dirar bu takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Dirar iyi futbolcu. Yani Dirar kötü bir oyuncu. Dirar'ı niye ediyorlar? Söyledi işte. Yani. Bak evet. Bir şey söyleyeceğim. Ertemciğim Fenerbahçe futbol takımındaki önce tamam protestolar yanlış. Hepsi yanlıştır. Erken protesto yanlıştır. Ama sen de doğruları yapıyor musun önce? Senin futbol takımının, futbolcu topluluğun iyi oynuyor mu? İyi oynamıyor. Sinan abi özür dilerim. Giuliano omzu çıkmıştı takımda ama iki hafta, en az iki hafta yazık, sahalardan büyük kayıp. Uzak kalacakmış. Fenerbahçe'nin en büyük silahı. Ama ben de diyorum ki bu takımda Valbuena kaç gol atmış? Bakın kaç asist yapmış. Formayı en önce asarım Valbuena'ya abicim. Hiç ben bakmam. Ben de. Sorunlu futbolcu diye bir şey düşünmem abi. Antrenörler, özellikle iyi antrenörler, özellikle yerli antrenörler niçin vardır? Sorunlu futbolcuları oynatmak içindir özellikle. Doğru. Fatih Terim kimseden fazla bilmiyor. Fatih Terim belki Rikenik'ten de fazla bilmiyor. Tudor'dan fazla biliyor olabilir. Rikenik çünkü uzun yıllar deneyim var. Ama Fatih Terim bir futbol dışı yeteneği var. Yani futbol çizgilerinin dışında bir psikoloji, insan psikolojisiyle ilgili bir yeteneği var. Yani insan futbolcu motive etmek, futbolcuyla konuşmak. Öyle bir motivasyonu olduğu için Fatih Terim bugün Fatih Terim. Ondan dolayı Aykut Kocaman senin de bunları yapman lazım. Ben inanmıyorum abi. Valbuena sorunluymuş. Bilmem ne yok abi öyle bir şey. Evet. İyi futbolcuysa Ertem'im iyi futbolcular sorunlu olur. 6 gol 13 asist. Türkiye Kupası dahil. İyi futbolcu sorunlu olur. Önemli olan iyi futbolcu, sorunlu olan futbolcuyu oynatmaktır, antrenörlük yeteneğidir. Ne yaptı Fatih Terim? Melo Riera'yı dövdü. Ne oldu? Kovsaydı o gün ne olurdu? Ya kendisine zarar olurdu. Galatasaray'a zarar olurdu. Ama Galatasaray'ın menfaatleri için oynatmak zor. Onun için sen de çekeceksin abi Valbuena'yı. Şu an adam olsun, ihtiyacın var. Diyeceksin ki kardeşim sen benim dediklerimi yap, ben senin dediklerini yapayım. Orta yerde buluşalım. Fenerbahçe'nin menfaatleri böyle gidecek. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın, yanlış anlamasın lütfen. Ne bu anket? Şenol Güneş, ankete geleceğim senin abi. Şenol Güneş, ne diyecektim? Şenol Güneş herkes oynatıyor abi. Evet, Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'ya biliyorsunuz hani inanılmaz derecede bir sabır gösterdi. Hatta Quaresma bir kitabında kitap yazıyor biliyorsunuz. Quaresma'dan itiraf kitap yazmış. Bana bir ilkokul öğretmenim katlanırdı. Bir de hocam Şenol Güneş katlanıyor diyor. Yani Şenol Hoca'nın bu yönü çok güçlü. Kimleri tırnak içerisinde abi, hani ölmüş denilirken yeniden doğru söylüyorsun. Canlandırdı. Trabzon'dan gelen bir tane. Buraklar, Selçuklar'dan Engin falan Baytarlar buraya geliyorsun. Falan neler yapmışlar. Tamam işte niye bu mesai? Çaba sarf etmek. Tabii. Uğraşmak. İşte Aykut Kocaman uğraşıyor mu? Uğraşıyor. Ama Aykut Kocaman'ın sorunu taraftar. Ertem. Fenerbahçe, bakın arkadaşlar biz her kulübe yakınız burada. Beşiktaş da olabiliriz ama her kulübe. Eğer Fenerbahçe taraftarı, eğer takımınızı seviyorsanız, takımınızı seviyorsanız, takımınızın şampiyonluk yolunda gitmesini istiyorsanız takımınıza protesto etmeyin. Aykut Kocaman'ın ben burada söylediğine tercümanlık ederek söylüyorum. Yani diyor ki tribüne gelenler Fenerbahçe'nin taraftarı değil, seyircisi. Yani Fenerbahçe'yi sevmiyorlar bu protesto edenler. Bunu söylüyorum. Nedir abi bu protesto etmek? Yani 20. dakikada top ayağına geldi futbolcuyu protesto ediyorsun. Yok böyle bir şey ya. Bırakın gidin keyfini sürün, seyredin. Ondan sonra bakın yani takımınız
kazanmak için çaba sarf edin takımınızın kazanması için. Yani Fenerbahçe futbol takımı, Fenerbahçe futbol takımı 5 tane önemli maçı var. 5 tane taraftar olarak da siz bu 5 maçta taraftar olarak 5 maçta sonuna kadar destekleyin. Yazık, bakın Aykut Kocaman efsaneniz, teknik direktörünüz. En büyük sıkıntısı rakip falan düşünmüyor. Takımının formunu da düşünmüyor. Taraftarın desteğini düşünüyor. Başka bir şey yok. Bunda bu kıyamı da yapayım Fenerbahçelilere. Takımınızı destekleyin arkadaşlar. Taraftar eğer o stada gidiyorsa takımını desteklemeye gitsin. Eğer destekleyemeyecekse gitmesin Ertem'ciğim. Evet. Şimdi 12 numarayı bir ekrana getirelim. Aziz Yıldırım'la Sayın Mehmet Ali Aydınlar uzun bir aradan sonra tekrar yan yana fotoğraf verdiler. Sponsoru oldu Sayın Aydınlar tekrar biliyorsunuz. Uzun yıllar öncesinde diyorum. Hani belki de kimsenin hayal bile edemeyeceği, acaba denilecek bir fotoğraftı. Montaj mı acaba diyenler oldu. Ama sonrasında bir ortaya çıktı ki doğru, fotoğraf doğru. Güzel bunlar, dostlukların tekrar, bu tokalaşmaların, yeniden kucaklaşmaların. Ben bu fotoğrafı gerçekten çok büyük mutlulukla karşıladım. Aziz Başkan'a da, Mehmet Ali Bey'i de yürekten kutluyorum ikisini de. İki başkana da çok yakıştı. Bu kucaklaşma çok güzel. Bir kumpas düzenlenmişti. Fenerbahçemiz üzerinden, bakın Fenerbahçemiz üzerinden diyorum. Trabzonspor'umuz, Fenerbahçemiz, Beşiktaş'ımız ve diğer takımlarımız üzerinden bu FETÖ terör örgütü tarafından bir kumpas düzenlenmişti futbol üzerinden. Ben o zamanlar demiştim ki ilk darbe girişimi futbol üzerinden yapılıyor ve Fenerbahçemizi kullanıyorlar demiştim. Tersiyenen'de ve bu iki özel adamı karşı karşıya getirmeye kalkmışlardı. Ne güzel kucaklaştılar, ne güzel yeniden bir araya geldiler. Abi niye kucaklaşması Ertem? Ya hayır Sinan abi, kucaklaşma falan öyle değil Ertem, şey değil, para verdi abi. Sinan abi hayır, siz biliyorsunuz hani insanlar diyorlar diyor. Anlatıyorum, hayır ben anlatıyorum, hayır sen tamam sen anlattın da ben ilave yapıyorum. Bir de para var yani işin içinde. Aziz Yıldırım para verdi yani. Ne alakası, 30 milyon dolar reklam var orada. 30 milyon dolar. Ne zannediyorsun? Mehmet Ali Aydınlar'ın vermiş olduğu bir söz vardı hatırlarsan. Evet. Eğer bu şikeyle ilgili böyle böyle ben bunu ödeyeceğim. İşte ama öyle Aziz Yıldırım da ne yaptı? Bunu bu yolla en azından kulübün kasasına para girdi şu an. Tabii. Mehmet Ali Aydınlar da bir nevi o zaman vermiş olduğu sözü. Arkadaşlar o zamanki Türkiye'yi hatırlayın. Hatırlayın o zamanki Türkiye'yi. Öyle bir korkuttular ki herkesi. Emniyete gidiyorsun, savcıya gidiyorsun, ya. oraya gidiyorsun. Uf durum vahim. İşte Mehmet Ali Aydınlar ben daha çıkarken emniyetten. Çünkü biz de gittik abi ifadeye. Oo bir baktık anlatıyor. Ne var ki bunda dedik. Onunla oturmuşuz yemek yemişiz. Bunda böyle resim çektirmişiz. Bunda ne olmuş? Beraber ya hep beraber gezdiğimiz insanlar. Arkasını kes, önünü kes. Yap güzel güzel. Ver servis et. Ondan sağ olsun o zamanki gazeteci arkadaşlar da bazıları uyduruyor ona. Vay falanca maçın öncesi işte mesela şöyle oldu. Bundan da böyle oldu falandı filandı. Uyduruk. Mehmet Ali Aydınlar da o zaman korkuttular arkadaşlar. Korkutuldu. Herkes gibi korkutuldu. Gittin orada. Savcılara güveniyoruz değil mi? Devletimizin savcıları. Gidiyorsun o zaman. Adam diyor ki kardeşim bakıyorsun. Bunlar diyor 18 maç 20 maç şöyle yapmışlar böyle. Anlatıyor. Devletin savcısı söylüyorsan Ertem. Sözde. Nereden o dönemki biliyorsun? Sözde diyelim. Nereden bilebilirsin o zaman? Tabii. O zamanki hava öyle bir hava yok ki. Tabii. Gidiyorsun. Herkesi korkuttular. Herkes yok ona operasyon, buna operasyon. Şeyin bahçesinden bugün bekleniyor. Falanca sorguya gelecek, o gelecek, bu gelecek. Mehmet Ali Aydınlar'a da, Mehmet Ali Aydınlar gibi bir sürü insanlara da aynı şekilde bunları söylettiler. Evet. İnsanları korkuttular operasyonla ilgili. Ben Aziz Bey'i en az 15 defa falan ziyaret ettim. Aziz Yıldırım ne yaptı abi? Aziz Yıldırım o zaman evet ama bugün Fenerbahçe'nin menfaatleri için hem Mehmet Ali Aydınlar para verdi hem o zaman da vermiş olduğu sözü bir nevi yavaş yavaş da yerine getiriyor. Ne güzel işte. Ben şimdi bakıyorum sosyal medyada Fenerbahçeliler saldırıyorlar. Yok öyle yapıldı da şöyle yapıldı. Arkadaşlar dündür bugün bugündür. İnsanlar o gün öyle düşünüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bile kandırdılar arkadaşlar yapmayın. Sayın Cumhurbaşkanı'na bile gittiler bunu söylediler. Efendim mafya var, silah var, terör var, işte şike var, bahis var. Böyle böyle söylendi. Bakın bu operasyon böyle başlatıldı. Bizim için bile 50 tane şeyler uydurdular. Ben niye sadece Aziz Yıldırım? Hayır ben öyle söylemiyordum. Ben diyordum ki arkadaşlar bir şeyler yapılmıştır. Ama sen
bir kanun çıkarırsın. O kanundan sonra yapıldıysa gel bakalım dersin, kaparsın, cezasını verirsin. Ama sen geriye dönük 3 ay önce olanları 3 ay sonra yasa çıkarıyorsun. Şubat'ta, Mart'ta, Ocak'ta dinliyorsun. Nisan'da bir yasa çıkarıyorsun. Diyorsun ki ha gelin bakalım bak bu tarihte siz bunları yaptınız. Yarın sigara içmeyi yasaklıyorsun. Bir hafta önce sigara içen adamı gel bakalım diyorsun. Cezaevine alıyorsun. Yani onun için herkesi korkuttular o zamanlar. Mehmet Ali Aydınlar da bunlardan bir tanesiydi. Çıktı, anlatıldı, edildi. Şöyle oldu, böyle oldu. Kompas, organizasyon yapıldı. Dün gelmiştir. Bugün de Fenerbahçe kulübüne. Ay Mehmet Ali Aydınlar dediğiniz adam bugün Fenerbahçe'den bir beklentisi yok. Aynen öyle. Bak bir başkanlık beklentisi olduğunu zannetmiyorum. Mehmet Ali Aydınlar'ın bu saatten sonra affedersin Aziz Yıldırım'a yalakalığa da ihtiyacı yok. Zannetmiyorum olsun. Aziz Yıldırım'ın da ne yok. Ama burada Mehmet Ali Aydınlar zengin bir adam. Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'nin menfaati doğrultusunda reklam almış. Kulübün tabii kasasına para sokmuş. Bu kadar basit. Burada Fenerbahçeliler mutlu olsunlar. Aynen bu tabloya da sevinsinler. Bak ne güzel dostluk. Şahane. Oo, harika. Tebrik ediyorum başkanı da, Aziz Başkanı da. Çünkü niye? Ben kindar bir adam değilimdir. Ben pozitif bir insanımdır. Pozitif yorum yapmayı severim. Yanlışa yanlışa söylerim. Ama burada hala dersin ki kardeşim ya hayır işte ben Fenerbahçe'ye para... Hayır abi para veriyor adam. Ertem. Doğru. 30 milyon dolara yakın bir reklam bütçesi bu. Doğru. Bildiğim kadarıyla para tabii veriyor tabii adam. Onun için Mehmet Ali Aydınlar'ı da tebrik ediyorum. Aziz Başkan'ı da tebrik ediyorum. İnadından vazgeçtiği için. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar evet çok kızgındı o zamanlar. Ama ne yapsın? Mehmet Ali Aydınlar'ı da korkuttular abi. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Kutluyoruz ikisini de. Tebrik. Sana para giriyor abi burada. Az buz değil Ertem. 30 milyon git birden. Tamam. İste 30 milyon vermezler. 30 milyon vermez para tabii veriyor. Git birisinden verin bir tane borç iste bakalım. Yarın telefona çıkmaz. Yok canım. Nerede? Yani 30 milyon dolar veriyor. Kağıt kedi. Onun için o yazanlar falan filan geçecekler bu işleri. Geçecekler. Ben hiç kimseyle bir şeyim yok. Aziz Yıldırım'ı da aylarda da görmüyorum. Bilmiyorum. Bazen bize kızıyormuş. İşte şey yapıyoruz diye. İşte demin sallıyorduk abi. Eleştirdik. Takımı kötü. Transferler bana göre iyi değil. O ayrı. Ama burada Fenerbahçe'ye para kazandırmış. Tebrik ediyorum. Sinan abi bunu kimse konuşmadınız. Niye konuşmadınız diyorlar. Demin ekrana gelmişti. Bunu biliyorum ben. Yahovic, Şikertel burada birbirlerine girdiler. Sonra şimdi da Volkan Demirel kalesinden çıktı geldi. Yahovic'e arkadan yapıştı zaten. Bakın Volkan'ın böyle hani dişleri çıkmış artık ortaya böyle. O kadar sinirlenmiş. Pozisyonu görüyorum. Ama Volkan niye bu kadar sinirlendi? Ben pozisyonu gördüm. Ki Volkan... Efendim. Bir, pozisyonu gördük Ertem. Seyrettik baştan sonra beraber baktık. Pozisyon anlatalım. Ben buradan Göztepe'nin başkanına, yöneticilerine ve Büyük Göztepe taraftarlarına söylüyorum. Lütfen bu formaları hemen acilen yok edin arkadaşlar. Lacivert formayı mı? Şu formayı hemen yok edin arkadaşlar. Göztepe'nin bir ruhu vardır. Göztepe'nin bir ruhu vardır. Sarı kırmızı formayı göreceğim siyah arkadaş. Siyah şort, çubuklu sarı kırmızı. Göreceğim o sarı kırmızıyı. Ben bugün Göztepe oynuyor. Hatırlayın geçen sene. Fenerbahçe Göztepe Fenerbahçe maçını hatırlayın. Fenerbahçe'nin giydiği formayı hatırlayın. Aynı eleştiri yaptım. Bir daha forma yok. Yeşil forma. Yeşil forma. Abi her takımın kendi ruhunun renkleri vardır. Türk bayrağı nasıl kırmızıdır? Galatasaray sarı kırmızıdır. Beşiktaş siyah beyazdır. Fenerbahçe sarı lacivert renkleridir. Göztepe'nin de sarı kırmızıdır arkadaşlar. Bu ne ya? Sevgili Taber. Koçum bu nasıl bir forma ya? Ben bugün Fenerbahçe maçını seyrederken baktım. Karşıdaki takımın Göztepe olduğunu anlayamadım arkadaş. Anlayamadım Göztepe olduğunu. Böyle forma olur mu ya? Lütfen rica ediyorum Göztepe'nin bir daha formayı giymesin. Göztepe yönetimine söylüyorum. Göztepe taraftarına da söylüyorum. Hemen yazın formlarınıza. Bu forma yakışmıyor. Bir kere Göztepe'nin ruhunu göstermiyor bu. Göztepe'nin ruhu bu değil. Hiç benzetiyor musun sen bunu Göztepe'ye? Yok canım ben de aynı. Böyle bir şey olabilir mi Ertem ya? Aynı fikirdeyim. Böyle bir şey olmaz. Benim aklıma çubuklu, sarı kırmızı, ince çubuklu, abi, siyah şort. Fark etmez. İnce kıcık bilmem ne. Sarı kırmızı o. Göztepe'nin rengi sarı kırmızıdır Ertem'im. Tabii. Kesinlikle. Trabzon bordo mavidir. Göreceksin. Kalkıp böyle koyu siyahlar bilmem neler. Yok abi öyle. Nereden çıktı bu renkler ya? Endüstriyel futbol diye bir şey çıkarttılar. Ya yemişim endüstriyel abi. Ben sarı kırmızıyım abi. Al buradan yazıyor işte Koran Göztepe'li. Dur bakalım ne yazmıştır o. Şimdi mesaj attı dur. Ne bakayım Koran ne diyorsun oğlum? Abi bu forma efsane kadro formaları. Ben anlamam abi efsane kadro forması falan. Ben Göztepe'nin sarı kırmızı formasını seviyorum kardeşim. Ben efsane forma falan bilmiyorum. Bu forma Göztepe'yi bana
Anlamıyorum ben efsane kadro hangi efsane? Nevzat abilerin oynadığı zamanlar efsane. Eski. Evet. O kadronun mu? Bilmiyorum. O kadroyu bana... Ama yine de o değil yani. Yine de değil. Ben Göztepe'nin sarı kırmızı formasını istiyorum arkadaşlar. Burada. Şimdi bu görüntüye gelince. Evet. Yahu işte Skertel orada saldırıyorlar birbirlerine. Kavga ediyor. Doğru. Selçuk Melçuk kavga. Maç bittikten sonra. Şeyde Volkan'la gidip almaya çalışıyor. Yani arkadan Yahoviç'i. Sözde. Yahoviç'i kapmaya çalışıyor. Hı. Boynundan. Kapmaya çalışıyor. Yani ayırayım anlamında hafif de bir ırpalayayım gibi. Evet. Volkan'da. Doğru. Sonra o siyahi oyuncu da Volkan'ı kapmaya çalışıyor. Poco. He. O da Volkan'ı kapmaya çalışıyor. Son derece yanlış hareketler. Son derece yakışıksız hareketler. Gerek yok. Maçtan sonra yani Selçuk'un da öteki futbolcuların da bunları uzatmasına gerek yok. Şimdi Şikertel orada bir işte sert giriş yapmış Yahoviç'e falan da filan. Hiç güzel görüntü değiller, yakışmadı. Göztepe takımı aslan gibi bir takım, taş gibi bir takım deyim yerindeyse. Şahane de oynuyor. Ama ben bugün Göztepe'yi sahada göremedim. Bu formayla bana Göztepe rengini, ruhunu vermedi. Ama Göztepe takımı evet benim desteklediğim, evet kardeşimin takımı yani her şeyden önce Tamer Beşiktaş'a. Ben aldım onu Trabzon'dan, çok da severi, pırlanta gibi çocuktur. Başarılı olmasını çok istiyorum. Ama dediğim gibi bu görüntüler iyidir. Bir de Volkan burada hatalıdır. Son derece sonuna kadar hatalıdır. Ama burada Yahoviç'i de söylüyorum buradan biraz. Çok hakemle oynuyorsun Yahoviç. İyi futbolcu olabilirsin ama çok hakemle ve çok rakiple oynuyorsun. Yani goller atıyorsun. Tamam iyi güzel ama çok oynama. Hakemle oynama işine bak güzel kardeşim. Evet. Değil mi? Erdem. Tabii kesinlikle. Buradan da bütün Göztepe taraftarına da selamlarımı söylüyorum. Aynen öyle. Lütfen bu formayı büyük Göztepe taraftarına lütfen selamlar. Lütfen de bu formayı da başka zaman falan böyle giysinler abi yani. Giysin başka zaman giysinler. Ama bu görüntü güzel değil. Hoş değil. Volkan hatalı. Burada hiç gerek yok. Orada ya futbolcu. Ya hakemlerle çok oynamasın diyor. Çok oynamasın. Volkan da hatalı burada. Doğru. Hiç gerek yok Volkan'ın oraya girmesine. Kesinlikle ben de aynı şekilde. Çünkü sen kriminal bir adamsın Volkancığım. Gerek yok. Sen oralarda görünme. Sen işine bak. Veya git Şikertel'i al. Fark etmez. Hiç de alma abi. Maç görünme bitmiş. Abi. Görünme sen bak. Git soyunma odasına. Ya ne biliyor musun Ertem? Sen şartlı tahliyeden çıkmışsın gibi düşün. Yani ben bir daha olayı yaparsam anladın mı? Tabii. Olayı yaparsam içeri girerim gibi sıkıntı düşün. Çıkar. Şartlı tahliyeden. Sen kendini öyle gör. Çünkü Fenerbahçe taraftarı da sevmiyor kavga kurtar eden kendini. Volkan'ı. Bakın kavga eden Volkan'ı da sevmiyor. Fenerbahçe taraftarı kalesinde devleşen Volkan'ı seviyor. Aynen öyle. Şimdi Sinan abi bir dinlendireyim. Zaten sona geldik. Bir şu fotoğrafı bir görelim. Sevgili Onur. Halil İbrahim Başkan. Association Sportif Kültürel Futbol Kolmar. Yani Türkçesi Sportif Kültürel Derneği Futbol Kolmar takımı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hem de Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan haberdar olunmasını istiyor. İşte bak, Fransa'da. İşte bu. Bakın. Fransa'ya geleceğim Erdem. Gittin gezdin çok. Bak Göztepe bakın arkadaşlar. Atıyorlar şimdi Göztepe'li arkadaşlar. Bakın efsane kadro olabilir. Olabilir abiciğim. Bana Göztepe'yi çağrışı yapmıyor. Efsane kadroya saygım var. Beni ilgilendirmez. Ama Göztepe budur arkadaşlar. Sarı kırmızı. Evet. Sportif Kültürel Derneği Futbol Kolmar takımı 2009'da kurulmuş. Yeşil siyah Fransa'nın Grand Est Lafa Ligi. D2 Amatör Ligi'ndeymiş. Bir Türk iş adamı Halil İbrahim Bey. Sinan abi sana bizim da çok Halil çok İbrahim selam, Bey. Oo, selamları çok var. Çok selamlar Halil İbrahim çok Bey. Çok selamları ya. Kolmar'da. Gidelim bir kayak yapalım orada ya. Orada müteahhit inşaatçı. Kayak yapalım orada gidelim. Kayalım orada. Gidelim götürelim. Bekliyor zaten. Evet gidelim çok güzel ya. Çok çok önemli bir isim. Kolmar'ı destekliyoruz. Var mı oyuncular? Sen gittin gezdin orada. Var baktın, var Sinan mi? Abi. He? Yani takımın %80'i gerçekten şu anda bence izliyor %80'i. İzleteceğim demişti. Çok selamlar. Çok önemli bir ekip. Bu arada Fransa'da Fransa Futbol Federasyonu biraz bizim bu takımımızda Kolmar takımını da böyle hani aşağılara çekmeye çalışıyor ama Sayın Başkan Halil İbrahim Bey inanılmaz derecede helal gücünü olsun. Etkisini koymuş. Çatır çatır Türkiye'yi temsil ediyor. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Halil İbrahim Başkan'a. Nejat Bey'e buradan sevgiler, selamlar. Mets'te Nejat abiye buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok çok selamlar, sevgiler Nejat abiye. Ceylan abinin yeğeni Nejat abiye selamlarımı gönderiyorum buradan. Evet, takım bu. Ligue Grand Est'te futbol Asas Kolmar takımı. Evet Sinan abi. Beşiktaş'la ilgili bir şey yok mu Ertem? Beşiktaş'la ilgili şöyle. Beşiktaş verelim. Beşiktaşlar bekliyor. Beşiktaş'la ilgili vardı söyledik zaten. Transferi söyledik. Bu Beşiktaş mutlaka bir santrafor alacak. Harıl harıl uğraşılıyor. Sevgili Umut Güner kardeşim olsun.
Başkan olsun, Şafak Mahmut olsun, hepsi uğraşıyorlar. En iyisini almak şartıyla uğraşıyorlar. İnşallah alacaklar mutlaka. Yani beklesin, Beşiktaşlar beklesinler. Yani dediği gibi Sako, Okako var. İşte o ne, Slimani var. Okaka. Birkaç tane daha var. Yani çok alternatif var. En iyisini almak istiyorlar. Hernandez, Chicharito Hernandez, minik bezelye. Ertem 6-7 tane alternatif var. West Ham United'da oynayan. 6-7 tane alternatif var. Hangisi şartlar uyarsa kapacaklar. Hangisi şartlar uyar? En iyisini almaya çalışıyorlar. Yani düşün, Sako 17 maç oynamış, 4 gol atmış mesela. Düşünüyorlar, acaba diyorlar mesela yani. O durumda. Evet. İyi bir futbolcu Sinan abi. Arda'cıma da Başakşehir hayırlı olsun. Arda'ya Başakşehir hayırlı uğurlu olsun. Başakşehir hayırlı olsun. Başakşehir artık şampiyonluğun da en büyük adaylarından bir tanesi oldu. Yani evet, şu an Arda ile beraber zaten iyi bir takımdı. Daha da güçlerine güç kattılar. Herkes soruyor işte, diyor niye geldin Türkiye'ye? Niye geldin? Balip işte Barcelona'dan sonra hangi takıma gitsen niye geldin diyecek. Hayır, düşüştür zaten. Tabii. Hani Barcelona'dan abi, yani Arda dediğiniz background'u var mı Arda'nın şeyi? Yaptı mı Buğra? Arda'nın şeyini. Geliyor. Var mı? Arda'ya mesela çok yerden yere vuruluyor Arda. Arkadaşlar, sevgili Galatasaraylar mesela, ben dayanamıyorum şuna. Sinan Ertem abi, bir Süper Lig şampiyonu. Dur bir dakika, dur oraya geleceğim. Şuna dayanamıyorum. Arda transfer oldu. Başakşehir transfer oldu. Sosyal medyada Galatasaraylar, işte hatta bizim Dinçer'de resim koydu, o koydu falan filan. Herkes Arda'ya saldırdı. Ya sevgili arkadaşlar. Bir. Bir şey söylemek istiyorum. Arda'yı Galatasaray istemedi ki. Arda Galatasaray'a gelsin. Arda buraya bağlandı, ne dedi? Hatırlayın. Galatasaray beni istemiyor ki dedi. Taraftar da istemiyor dedi. Galatasaray'dan Arda'ya bir teklif de olmadı. Hani diyorsunuz ki para için Başakşehir'e gittiniz. Hayır, Galatasaray bir para verdi de. Veya Galatasaray Arda'ya bir teklif yaptı da. Sanki kabul etmedi. Bir. Sanki adam Galatasaray'lıyım diyor. Arda daha fazla para vermiş, oraya gitmiş gibi bir hava yaratıldı. Arda Galatasaray'lıyım dediği halde Galatasaraylılar ben Arda'ya niye kızarlar bilmem. Mesela Arda'yla oturdum biz. Geçen gün beraberdik. Sohbet ettik. Ben ona nasihatlerimi ettim, söyledim. Aynı şekilde Başakşehir'e gelebileceğini, çünkü top oynayacağını, çok taraftar baskısı olmayacağını, yani rahat bir yer olduğunu söyledim. Beşiktaş uyuşmayacağını ve Beşiktaş'ta da ona ihtiyaç olmadığını, evet Beşiktaş'ların bir istekleri vardı, başka takımların da Türkiye'den istekleri var, çok detaya girmeyeyim şimdi, karışmasın işler falandı filan da oldu. Ama net bunu söylemek zorundayım. Arda'ya Galatasaraylar kızmayın çocuğa. Arda'yı Galatasaray isteseydi Arda Galatasaray'a gider, ama Galatasaray istemedi ki Arda'yı. Hani Fatih Terim ile arası biliyorsunuz malum. Zaten Fatih Hoca basın toplantısında bizim gündemimizde öyle bir şey yok, yok dedi. Yok da hayır. Fatih Terim'den önce de istenmedi ayrıca. Ben Galatasaray teklifini hiç duymadım arkadaşlar. Yani duymadım Arda'dan. Bir Avrupa'dan var. İşte Everton da dahil. Yani Everton'a dahil, Çin'den de var, oradan da var. Yani 8 tane, 7 tane takım var. Hatta Algarafa takımı, var. Katar'dan, Bülent Hoca'nın takımı. Oradan da, oralardan hep var. Ama yani vicdanen söylüyorum, yazık. Adam Galatasaray'dan yetişmiş, top topluculuğundan çıkmış, Galatasaray'a giderken para da kazanmış. Adam Galatasaray'a, Başakşehir'e geldi diye yerden yere vuruluyor. Böyle günah ya. Adamı Galatasaray istemedi ki. Adamı Galatasaray istese de eyvallah. Buyurun, yerden yere vurduğumuz Arda'nın, yerden yere vurduğumuz Arda'nın Barcelona'ya antrenmanını bile seyretmeye gitmenin zor olduğu bir yerde bu çocuk buraya transfer yaptı. Ama oynadı, az oynadı. Bir bakalım ne kadar oynamış. Bir Süper Lig şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu Atletico Madrid formasıyla ve Barcelona formasıyla iki kere. İki UEFA Süper Kupa Atletico Madrid ve Barcelona'yla. Bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu Atletico Madrid'le. Bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası Barcelona'yla. UEFA Şampiyonlar Ligi finali Atletico Madrid'le. 2 İspanya Kupası Atletico Madrid'le Barcelona'yla. 2 İspanya Süper Kupası Atletico Madrid ve Barcelona'yla. Süper Lig 142 maç. 31 gol. 31 gol olacaktı. La Liga 163 maç 18 gol. Avrupa Kupaları 82 maç 19 gol. Milli takım 102 maç 17 gol. Bir Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü. Yani şu çocuk... Torunlara da bırakacağım büyük miras. Bakın bu çocuk yerden yere vuruluyor. Futbolculuğu kötü, yok o bu şu kötü. Abi Barcelona takımında işte buyurun al oynadı şampiyonlukları, oynayamadı. Olmadı, antrenörler arası bozuktu bilmem neydi falandı filandı. Ama yani
yerden yere de vurmayalım ya. Biraz da yani sahip çıkalım ya. Yani yerden yere vurduğunuz işte sosyal medyada o artık çöp, şöyledir, böyledir dediğiniz adamın kariyeri bu. Aynen öyle. Adamın kariyeri bu, background'ı bu. Yani gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcu şu an. Bu çocuk kim? Geçmiş Giuliano'nun son dakika görüntüsü vay geldi. Vay benim güzelim, geçmiş olsun. Giuliano'ya çok geçmiş olsun, son dakika görüntüsü geldi. Giuliano çok iyi futbolcu. Bizim Rea Kapsal. Rea Kapsal bunun hızlısıydı. Bak Rea Kapsal bundan hızlıydı. Rea Hoca bir taneydi ya. Rea, bir de böyle poposu arkada biraz daha böyle giderdi Rea. Bugün maçta Rea anlattı değil mi? Rea yorumladı. Rea Hoca. Rea yorumladı. Rea'ya da buradan selamlar. Çok selamlar saygılar Giuliano, Rea Hocama. Giuliano'nun biraz hızlısıdır ama aynı stil olarak aynıdır. Giuliano'ya çok geçmiş olsun. Çok iyi futbolcu. Çok iyi futbolcu. Allah acil şifalar versin kardeşimize. Ama yine söylüyorum Fenerbahçe taraftarı Aykut Kocaman'ın sözlerine kulak verin. Takımınıza sahip destek olun arkadaşlar diyelim. Diyelim ve kapatıyoruz. Ve buradan Afrin'e giden... Ha Sinan abi bir dakika özür dilerim. Özür dilerim. O görüntüyü bir getirsenize. Çok kıymetli. Operasyon ama görüntüsü geldi. Çok, çok kıymetli. Çok kıymetli. Türk Silahlı Kuvvetli askerlerimize bütün dualarımız onlarla beraber. Onlara Allah güç versin. İnşallah en kısa zamanda çabucak, kazasız, belasız işi bitirin. Gelin aslanlarım benim, yiğitlerimiz. Onun için biz de buradan size bu desteği verelim ki siz de orada motive olun. Allah yolunuzu açık etsin. Verelim o güzel bizim şeyimizi de. Operasyon görüntüsünü bir getirelim ekrana. Verelim Ertem. Evet, bu akşam kaydedilen görüntüler. Atari bak, Atari oynuyorlar. Türk çıkışta. Silahlı Kuvvetleri böyle bombalıyor teröristlerin kamplarını. Ekrana geliyor sevgili seyirciler. Türk Silahlı Kuvvetleri havadan inanılmaz bir şekilde. Tamam, komple temizlik yapsınlar ya. Çok 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 büyük bir temizlik yapıyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah zafer eylesin. Dualarımız onlarla. Türk ordusuyla, Mehmetçik'le diyoruz. Ve verelim şeyi, müziğimizi. Müziğimizle, klibimizle, onlar için hazırladığımız klibimizle sizlere veda ediyoruz.